Sevgili satranç severler, bir başka canlı yayından sabahleyin Çeşme'den hepinize merhaba diyorum. Bugün biliyorsunuz turnuvamızın 7. günü. Arzum Kadın Türkiye Satranç Şampiyonası, Kadınlar Türkiye Satranç Şampiyonası'nın 7. turundayız bugün ve sabah seansında bildiğiniz gibi çok güçlü oyuncular karşılaşıyorlar. Özellikle birinci, ikinci masada çok güçlü oyunlarımız var. Bu arada da benim biliyorsunuz bir yanımda Mert Yılmaz yerli benimle beraber bana eşlik ediyordu. Yalnız tahmin ediyoruz rahatsızlandığı için bu sabah henüz daha kendisine ulaşamadık. Umarım kısa sürede bize o da katılacaktır ve analizleriyle bu programa renk katacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben şu anda tek başıma size bu canlı yayını sürdüreceğim. İsterseniz analizlere geçmeden önce turnuvanın bugün sabahki eşlendirmesine kısaca bir göz atalım. Birinci masada her zaman olduğu gibi Ekaterina Atalık yer alıyor ve 5,5 puanla kendisi şu anda turnuvayı sürdürüyor. Rakibi de Gizem Ayazmalı. O alttan almış 5 puanlı. Kendisi gibi 5,5 puanlı olan sadece bir başka oyuncu var. Onu da dün oynadığı için alttan alıyor. İkinci masada Betül Cemre Yıldız 5 puanlı. O da üstten aldı. 5,5 puanlı İskandarova Kayala ile oynuyor. Üçüncü masada Büşra Arı 4,5 puanlı. Büşra Arı 5 puanlı Çiğdem Onur'la karşılaşacak. Ve dördüncü masada Yüle Gökbulut yine 4,5 puanlı Ebru Kaplan'la karşılaşıyor. Beşinci masada Eda Çelik 4,5 puanlı Yılmaz Ezgi ile karşılaşıyor. Altıncı masada Hande Nur Şahin 4 puanlı. Rakibi de 4,5 puanlı Ece Özbay. Evet, diğerlerini de artık uzun uzun saymak istemiyorum. Bir an önce, biraz geç başladık zaten yayınımıza, oyunların analizlerine girelim diyorum. Evet, birinci masayla başlıyoruz. Birinci masada biliyorsunuz Ekaterina Atalık ve Gizem Ayazmalı karşılaşıyorlar. Şu anda görüntüde olan board o değil ama biraz sonra tahmin ediyorum onu İsmail o birinci board'a geçecektir. İsmail 1'e geç istersen birinci board'a. Açılış. Şahin savunması. İki oyuncu da masada değiller ilginç bir şekilde. Hamle beyazda. Evet, bu klasik sistem dediğimiz Şahin savunmasının klasik varyantı. E4, D4, C4 sürüp at F3 ve at C3 çıkılmış. Burada erken file 3 çıkıldığı zaman tabii biraz bir fark var file 2'ye göre erken file 3'ün. Özellikle bu file 3 çıkışından sonra Ekaterina Atalık'ın oynamış olduğu D alır E5, D alır E5 ve vezir alır D8, kale alır D8'i sistem. Oynanan bir sistem. Vezirler kesiliyor ama beyazların hafif de olsa bir üstünlüğü oyun boyunca yani devam ediyor. Siyahlar savunmada kalacaklar büyük ihtimalle belli bir süre boyunca. Bu kolay kolay eşitleyemiyorlar. Şu anda at D7 oynadı ama benim hatırladığım burada Mert olsaydı şimdi beraber bakardık database'den B5 vardı bildiğim kadarıyla fil B3 ve burada sonraki hamle fil B7 miydi acaba tam hatırlamıyorum burayı ama CD5 de galiba oynanıyor burada. Hatırladığım kadarıyla fil D5 at A6 ama at G5 var galiba. At G5'e karşı nasıl devam ediyordu? Beyaz siyahlar kale D'ydi mi? Tam da hatırlamıyorum. Buraları işte çok iyi bilmek gerekiyor. Aksi takdirde beyazlar bir anda üstün duruma geçebiliyorlar. At D'ydi hamlesinin D çarpı C6 yaparsa örneğin burada bir zayıf er bırakıyor. D çarpı C6 beyazlar at G5 oynarsa kale F8 var. Uzun rok atabilir. Şimdi uzun roka nasıl devam edebilir? Siyah. Şimdi at G5 mi? Fil B7 oynarsa at G5 var. Çünkü artık F7'yi tutamıyor. Kale F8'e D7 boşta kalıyor. D7 atı.
Evet, burada uzun roktan sonra ne yapabilir diye düşünüyorum. At G5'i engellemesi gerekecek. Görüntüdeki tek hamle H6 gibi duruyor. H6 hamlesinden başka hamle gözükmüyor. Ben göremiyorum açıkçası. Ancak şimdi de kaleleri çiftleyebilir D hattında. Örneğin kale D2 oynayabilir. Ya da kale D6 belki de daha iyi. Bilgisayarın gösterdiği kale D6 hamlesi. Hem G6'yı istiyor hem de C6'yı. Onları da şöyle gösterebilirim size. Kale D6 ile G6 ve C6'ya çarpı oluyor. Çünkü G6'yı C4'teki fil F7 yerine açmazı aldığı için alabiliyor beyazlar. Aynı zamanda da C6'yı, ama C6'yı alırsa fil B7 ile belki E4 yeri düştüğü için çok da fazla bir şey yok. Belki şimdi şah oynayabilir mi acaba? Bakıyorum. Şah F8. Belki. Ama buna da belki kale D1 oynayarak neredeyse Zugzwang gibi bir durum ortaya çıkacak. Bu da oldukça kötü gözüküyor bu konum. Evet, bu at D7 hamlesi gerçekten iyi bir hamle gibi durmuyor. Çünkü D çarpı C6'dan sonra belki de çarpı C6'ya eğer fedalı oynayabilir mi diye bakıyorum. Ama o da iyi bir şey. Bilmiyorum, er fedası yapmak burada olur mu? At F6 herhalde olmaz. At B6 da pek hoş bir şey gibi durmuyor. Evet, D alır C6'yı. Beyaz doğal olarak oynadı. Şimdi büyük bir ihtimalle B alır C6 yapacak ve beyaz da uzun rok atacaktır diye düşünüyorum. Ve uzun roktan sonra da çok üstün bir durum gibi gözüküyor bu beyaza. İstediğini elde etti açıkçası beyaz burada. Çünkü açılışta siyah yanlış oynadı gibi bir durum var. At G5 tehdidi var. Dediğim gibi demin bakıyoruz. Kale D6 ve kaleleri çiftleme. Gerçekten oldukça zor bir durumda diye düşünüyorum. Siyah gizeme yazmalı. Burada işi çok zor. Daha açılışın kaçıncı hamlesi başlarında. Bu açılışlarda dikkat etmesi gereken şey özellikle Şahin savunmasında D çarpı E5'li varyantları. Ben Şahin oynadığım zaman hep onlara çok bakmıştım. Çünkü D çarpı E5'li varyantlar işte tehlikesiz bir varyant değil. Oldukça dikkat edilmesi ve iyi bilinmesi gereken varyantlardan biri. Bezler kesildikten sonra beyazların inisiyatifi uzun süre devam edebiliyor. Belki artık pek oynanmıyor ama eğer iyi bilinmezse de oldukça beyazlar iyi duruma geçip oyunu rahatça kazanabiliyorlar. Nitekim de burada gördüğümüz gibi beyaz uzun rok attıktan sonra açıkça çok üstün duruma geçiyor diye görüyorum ben burada. Tabii belki savunabilir ama şu anda gene de oldukça sıkıntılı. Evet, şimdi ikinci masaya geçelim. Bu oyunun ileriki dönemlerde tekrar döneceğiz. İkinci masada oldukça önemli bir mücadele daha var. O da Betül Cemre Yıldız ve Ayala İskandarova arasında cereyan ediyor bu mücadele. Biliyorsunuz Betül Cemre Yıldız Ekaterin Atalay'ı kaybettikten sonra dünkü maçını kazandı. Ayala İskandarova da dün birinci masa Ekaterin Atalık'la berabere kalmıştı. O da birinciliği paylaşıyor Ekaterin Atalık'la 5,5 puanla. Yani bugünkü maç da turnuvanın gidişatı açısından ön sıraları belirleyecek önemli maçlardan biri. Ve Betül de üst sıralarda kaybettiği puan, bir puanın acısını çıkartmak isteyecektir. Bu oyunu kazanmak isteyecektir büyük bir ihtimalle.
ve onun yüzden de keskin bir devam yoluna girmişler. Her iki tarafta gördüğüm kadarıyla bu Karakan savunması oynanmış. Erken ebeşti ve cebeş sürmüş siyahlar. Karakan savunmasına erken ebeş ve cebeşli sistem oynanıyor ama daha çok popüler olan sistem benim bildiğim kadarıyla fil F5 diye düşünüyorum. Aslında burada en çok oynananlardan biri bu hamleydi. Oynanıyor daha doğrusu. C5 hamlesi de bir zamanlar oynanırdı ama son yıllarda nedense çok fazla oynanmıyor. Nedenini bilmiyorum yalnız. Belki de bu D çarpı C5 iyi bir hamle olduğu için. Süreler nasıl İsmail? 1.29 demek ki burada beyaz oldukça hızlı oynadığına göre açılışı çok iyi bir şekilde biliyor. Bu demek ki bu durum teorik bir durum. Hiç düşünmeden oynamış Betül. 1.04 öyle mi? Ve siyah da bu açılışın böyle oynanacağını pek tahmin etmemiş demek ki beyaz tarafından. Bayağı bir zaman harcıyor. Neredeyse 25 dakikadır düşünüyor. Şimdi ne oynayabilir bakalım. File 3. Burada öncelikle at alır E5 olmaz diye düşünüyorum. Çünkü at alır E5, at alır E5. Fil D8. Fil B5 şah. Şah E7 ama şah E7'den sonra nasıl devam edeceğiz göremiyorum. Fil G5'e de F6 var. Belki de oluyor bu variant. At E5, at E5 olmuyor. Ama vezir A4 şah diyebilir. Buna ne oluyor? Vezir A4 şah. Bunu belki de hesaplıyor. Vezir A4 şah. Vezir D7. Ama buna da fil B5 giriyor. Şimdi at C6 kapattığı zaman vezir alır G4 var. Fakat fil B5'e ara hamle yapabilir mi? Yok, ara hamle falan yok, hiçbir şey. At alır F3 yaparsa zaten vezir düşüyor. O yüzden de bu varyant vezir A4 şah yüzünden olmuyor. At alır E5 hamlesi. Evet. Peki at alır E5 olmuyorsa ne yapması gerekiyor? Çünkü şu anda bir er fazla beyazlar. Vezir C7 olabilir mi diye düşünüyorum. Fil alır F3. Belki böyle oynayıp at alır E5 devam edebilir. Bu da olabilir. Ama buna da herhalde beyaz oldukça iki fili ele geçiriyor. Daha sonrasında at D2 çıkıp at B3, fil D3, uzun rok gibi bir devam yolunu seçebilir. Siyahların gelişim sorunu var gibi duruyor. Aynı zamanda da beyaz oldukça hücumu ele geçirebilen bir konuma sahip gibi duruyor burada. Çok uzun süre düşünmesinin de sebebi bu siyahların. Çünkü burada gerçekten de yanlış bir hamle beyazların üstünlüğü tamamen ele geçirmelerine sebep olabilir. Bu keskin konumda. Bu gibi C5'lik sistemden oynadığınız zaman açılışların özellikle er fedası yapıyorsanız daha sonraki hamleleri çok çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bilmediğiniz zaman da böyle Amerika'yı o anda yeniden keşfedecek durumunuz yok. Çünkü oldukça karışık, komplike varyantlar olacağı için o varyantları da birebir tahtada bulmak çok zor olacaktır sizin için. Dolayısıyla bu varyantları evvelden hazırlayıp öyle gelip burada oynamanız gerekiyor. Yoksa son anda bunun içinden çıkmak, bu varyantların içinden çıkmak gerçekten çok zor. Ancak tabii satranç öyle bir oyun ki tüm her şeyi de evvelden hazırlayıp gelip tahtaya oturup oynamak, ezbere bilmek de mümkün değil. O yüzden dediğim ya, dün konuştuğumuz gibi fikirlerini, en azından fikirlerini bilip ona göre oynayabilirsiniz bu varyantları. En azından o fikirleri bildiğiniz zaman da hamleleri bulamaya şansınız daha da fazla artıyor. Evet, burada Betül'ün durumunu ben iyi görüyorum gerçekten de. Zaten rakibi de çok düşünüyor, bunu bize kanıtlıyor. Üçüncü masada Büşra Arı, Çiğdem Onur'la karşılaşıyor. Bakalım burada ne olmuş.
Büşra nasıl oynamış? Evet, bu Vezir Gambit'i başladı ve Slav savunması Vezir C2'li devam yolu. Bir anda E6 sürünce Meran oldu diyecektim ama fil G5 erken fil G5 geldi. At C3 oynamadan. Bu da ilginç bir devam yolu. Evet, bu da oynanan bir devam yolu. Fil G5 hamlesi. At BD7, A3. Bu A3 bence biraz gereksiz olmuş. Neden? Çünkü normalde artık E3 ile devam edebilir beyazlar. Fil B4 şahtan çekinmelerine gerek yok. Çünkü fil B4 şahı at C3 çıkabilirler. Bu sistemde Ragozin ya da Cambridge Springs gibi bir şeyden belki çekiniyor. Vezir A5 biliyorsunuz, bu Vezir A5 Cambridge Springs diye bilinen, özellikle D çarpı C4'ten sonra mı oynanıyor? Şu anda da galiba oynanıyor muydu? Evet, bu durumda da galiba aynen Cambridge Springs'e girmiş oluyordu. Transpoze oldu, dönüştü. Belki bundan kaçıyor. Evet. A3 oynamış. Fil E7. E3. A3'ün sakıncası belki de D çarpı C4 olabilirdi ama diye düşünüyorum. Ya da hemen H6 mı oynamak? Çünkü A3 hamlesini pek beğenmedim ama nasıl devam etmek lazım? Belki C5 ile mi devam etmek lazım? Ancak C5'e de belki de C5, B4, E3, B4 sisteme girebilir. Tabi burada karar vermek zor. A3 hamlesine karşı nasıl cezalandırılabilir? D çarpı C4. Fil çarpı vezir çarpı C4. Belki şimdi C5 olabilir. Vezirin o C4'te bulunması belki de artık pek iyi değil. Böyle de devam edebilirdi diye düşünüyorum. Siyahlar. Evet, neyse. Ne oynamış bakalım. Burada fil E7. Normal sakin oynuyorlar. Bu klasik Vezir Gambit'ine dönüştü şu anda. Ortodoks sistem dedikleri Vezir Gambit'inin en bilinen DC4, fil C4, at D5 ile sisteme dönüşebilir diye düşünüyorum. Yani at C3'ten sonra siyahlar D çarpı C4 yapabilirler ya da belki de B6 oynayabilirler. Sonra fil B7 diye devam edebilirler. Bu da olabilir. Klasik bir Vezir Gambit'i olmuş bu. Evet, bu oyunda şu anda henüz çok erken bir değerlendirme yapmak için konumla ilgili. Alper'den tweet mi geldi İsmail? Görelim. Evet, bugün 2016 adaylar turnuvası başlıyor. Favorim kim ve neden? Evet Alper, teşekkür ediyoruz bu soru için sana. Bugün gerçekten de Moskova'da biliyorsunuz adaylar turnuvası başlayacak. Ve bu adaylar turnuvasında 8 oyuncu mücadele ediyorlar. Bu 8 oyuncu, öncelikle bu 8 oyuncuyu ben size sayayım kimler olduğunu. 8 oyuncu biliyorsunuz Fabiana Caruana, en yüksek elo'lu oyuncu Caruana. Caruana İtalyan bir oyuncuydu bildiğiniz gibi. Büyük usta, İtalyan büyük usta ve şu anda elo'su 2794. Ancak şu anda Amerikan vatandaşlığına geçti. Artık Amerikan pasaportuyla ve Amerikan vatandaş bayrağı altında oynuyor. O da bu adaylar turnuvasının en büyük favorilerinden biri gerçekten. Arkasından 2793 elo ile bu turnuvada Anish Giri geliyor. Anish Giri de biliyorsunuz son yılların büyük bir çıkış yapan genç oyuncularından. 2793 elosu var ve Hollanda asıllı. Hollanda daha doğrusu vatandaşı. Hint asıllı diye biliyorum ama Hollanda vatandaşı bir oyuncu. O da oldukça güçlü.
Daha sonra gene hepimizin bildiği meşhur Hikaru Nakamura, o da 2790 elosuyla adaylar turnuvasında yer alıyor. O da Amerikan vatandaşı, aynı zamanda dünyada en iyi bulut oynayan, en iyi yıldırım oynayan oyuncu diye biliniyor. En son yapılan dünya yıldırım şampiyonasında Hikaru Nakamura yer almadı, ancak yer alsaydı birinci olurdu diye düşünüyorum. Tabii bu belli olmuyor. Bazı yer aldığı turnuvalarda birinci olamadı ama gerçekten de yıldırımda kendisini kanıtlamış dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Tabii ağır partilerde de oldukça çok güçlü. Tabii elosundan da görüyoruz, 2790 elosu var. O da bu turnuvada yer alıyor ve 3 numarada elo sıralamasında. 4 numarada Levon Aronyan. Levon Aronyan hepimizin bildiği dünyadaki en büyük, en güçlü oyunculardan biriydi. Fakat son yıllarda bir düşüş içine girdi. Hatta dünya şampiyonu olacağına bir ara oldukça inanılıyordu gerçekten de. Çok güçlüydü, inanılmaz açılışları vardı. Atak o stiliyle oynuyordu. Atak stilinden hiçbir şekilde ödün vermeyen bir oyuncuydu. Gene de öyle, ancak sanki son zamanlarda onda bir düşüş var. Gerçi son bir süredir tekrardan bir çıkışa girdi diye düşünüyorum. Bu turnuvada göreceğiz o da kendisini, bakalım nasıl gösterecek bu turnuvada. Levon Aronyan, o da bu adaylar turnuvasının dördüncü sırasında yer alıyor. Rating sıralamasına göre 2786 elosu var. Sonra 5 numarada Veselin Topalov, Bulgar oyuncu, büyük usta. Veselin Topalov geliyor. Veselin Topalov eski dünya şampiyonu hepimizin bildiği gibi ve o da oldukça keskin oynayan bir oyuncu. Feda etmekten ya da kompansasyon elde etmek için piyon feda elde etmekten, taş feda etmekten kaçınmayan, keskin stilde oynayan bir oyuncu. Ancak onun da bu turnuvada ben favori olduğunu düşünmüyorum. Gerçek gücünden çok şey kaybetti çünkü. Sonra 6 numarada Vishwanathan Anand var. Anand da bildiğiniz gibi, hepimiz bildiği gibi Magnus Carlsen'e kaybettikten sonra büyük bir düşüş içine girdi. Gerçekten de Gibraltar turnuvasında, Open'da özellikle kötü neticeler aldı. Gerçi en son bu İsviçre'de yapılan hızlı satranç özel bir organizasyonda iyi bir netice aldı ama birinciliği paylaştı Nakamura ile. Ancak ben gene de Anant'ın eski formunda olduğunu düşünmüyorum. 7 numarada Sergey Karyakin. O da biliyorsunuz Rus bayrağı altında mücadele ediyor ama eskiden Ukrayna vatandaşıydı. Daha sonra o da Rus bayrağı altında mücadele etmeye başladı. O da geçtiğimiz yıl Dünya Kupası'nı, zannedersem Dünya Kupası mıydı, World Cup'ı kazanmıştı. Şvedlerle finalde Şvedleri yenip ve o da gerçekten de çok güçlü bir oyuncu. Bu turnuvada sürpriz yapabilecek oyunculardan biri diye düşünüyorum. Sergey Karyakin'e. 8 numarada rating sıralamasının en dibinde 2757 ile benim favorim yer alıyor. Belki sizin için sürpriz gelecek. Ancak Peter Schwindler bence şu anda en formda oyunculardan biri bana göre. Gerçekten de oynadığı oyunla mükemmel bir oyun oynuyor. Yani ben onun bu turnuvada büyük bir sürpriz yapabileceğine inanıyorum. Tabii bu benim fikrim. Peter Schwindler'in bu turnuvada sürpriz yapacağı. Ama geçtiğimiz yılda Dünya Kupası'nda da aynı şekilde büyük bir sürpriz yapmış ve finale kalmıştı. Finalde Sergey Karyakin'e kıl payı kaybetmişti playofflarda. Ancak Schwindler'in daha sonradan oynadığı birçok turnuvada çok başarılı neticeler aldığını da gördük. O yüzden ben Peter Schwindler'i bu turnuvanın sürprizi olarak ilan ediyorum. Onunla beraber benim ikinci favorim de Fabiano Caruana. Bu iki oyuncuyu ben bu turnuvayı kazanabilecek oyuncular olarak görüyorum. Alper'e cevap olarak. Ve bu turnuva da bugün saat 14'te, Türkiye saatiyle 14'te Moskova'da başlayacak.
Biz o maçları da zaman zaman vaktimiz kaldığı zaman akşamki seansımızda değerlendirmeye çalışacağız. Bizi izleyen seyircilerimiz, satranç severler bu dünya adaylar şampiyonasının maçlarını bizimle beraber görebilecekler. Bildiğiniz üzere son bir bilgi daha vereyim bu turnuva ile ilgili. Bu adaylar turnuvasını kazanan oyuncu Magnus Carlsen'in rakibi olacak. Yani dünya şampiyonası maçına aday rakip olacak, Magnus Carlsen'e rakip olacak oyuncu bu turnuvadan belirlenecek. Evet. Bu bilgiyi verdikten sonra şimdi biz isterseniz tekrardan birinci masamıza, kaçıncı masada kalmıştık en son? Üçüncü masayı bitirdik. Evet, üçüncü masamızı bitirdik. Büşra Anı Arı Çiğdem Onur mücadelesinden Yulia Gökbulut ve Ebru Kaplan mücadelesine geçiyoruz. Evet. Yulia Gökbulut ve Ebru Kaplan mücadelesinde bakalım. Yulia Gökbulut'un 4.5 puanı var. Ebru Kaplan'ın da 4.5 puanı var. Her ikisi 4.5 puanla turnuvada yer alıyorlar. Dolayısıyla bu iki oyuncu şu anda bakalım nasıl bir durum elde etmişler. Açılışı görelim. Evet, gene Şahin savunması. Bu turnuvada Şahin savunması kadın oyuncularımız arasında oldukça popüler gibi duruyor. Çok tercih ediliyor. Bu Şahin savunmasının semiş varyantına transpeze oldu. Evet. C5, D5. Bu da artık E6 sürüşünden sonra Benoni dediğimiz Benoni savunması na transpoze dönüşüyor. Yani açılış, biliyorsunuz açılışlar değişebiliyor ve açılışlar başka açılışlara dönüşebiliyor. Hamleler ilerledikçe. Nitekim bu da Şahin savunması semiş varyantı Benoni'ye dönüştü. Evet. Yalnız burada ED5 hamlesi gerçekten de pek bilmiyorum ama burada olabilir gerçi aslında ama ilginç bir hamle diyeyim. Yani çok oynanan bir hamle değil. Belki de atı C7'ye geldiği için böyle oynamış olabilir. Çünkü B5 sürüşü onu rahatsız ediyordu diye düşünüyorum. ED5, CD5 yapmamış. Yani normal hamle burada CD5 diye düşünüyorum. Ama beyaz ED5 tercih etmiş. Yani Yulia Gökbulut ED5 hamlesini oynamış. Bakalım burada nasıl devam etmiş oyun. Kale B8, A5, B5 sürüşünü engellemek için yapıyor. Evet, B5. Gene de sürüyor ama tabi bu sürüşten sonra A6'da bir zayıf er ortaya çıkıyor. Bu da hedef olabilir ileride. F4 sürmüş. Ve sıra siyahta. Bir dakika, bir hamle, birkaç hamle daha galiba oynanmış ki beyaz düşünüyor. Evet, F4'e H5 sürmüş. Bu da tabi G3'te bir at olduğu zaman siyahların otomatik olarak oynadıkları hamlelerden biridir. Ama bazı bu sistemlerde bu H5, H4, H3 gibi fikirler uygulanır. Ama bazen de iyi olmaz. Daha sonradan o yer düşebilir çünkü H3'e gelen yer. At H1, at F2 gibi bir manevrayla beyazlar da buna cevap verebilirler. Yani onu da göstereyim şöyle şu şekilde. Bir dakika. Bu sürüşleri yapabilir. H4, H3. Beyaz da buna karşılık atını buraya, daha sonrasında buradan buraya gidebilir. Ve hem H3 yerine çarpı olabilir. Hem de E4 karesini kontrol eder. Ve bu şekilde oyunu devam ettirebilir beyazlar. Evet, şimdi bunu geçelim. Bakalım H5'e nasıl devam edebilir beyazlar? H5'e fil D3 mesela oynayabilir. H3 sürebilir. H3'e kadar sürmesini istemiyorsa.
Yalnız burada şöyle bir şey gözüme çarpıyor. H3 sürerse H4, at H1'e, fil F5 gelebilir. Şimdi E4 karesi tabii çok önemli bir kare bu açılışta. Ama at F2 ile orayı kontrol edecek. Kale E8 geldiği zaman da belki de fil D3 oynayacak. Yani burada beyazlar tabii hafif üstünler. Özellikle C7'deki at, hepimizin gördüğü gibi C7'deki at gidecek pek bir yeri yok. Belki A5 sürüp at A6, at B4 gidebilirse o zaman oyunda aktif olarak yer alacak, ama şu anda C7'de bulunan atın herhangi bir gideceği doğru düzgün bir yer yok tahtada. O yüzden de bu atın durumu beyazlara hafif bir üstünlük veriyor diye düşünüyorum. Artı tabii D6 geri eri ve A6 erlerinin zayıflığı da beyazların hafif üstün olmasını nedenlerinden bir tanesi diye düşünüyorum ben burada. Ancak tabii siyahların da henüz kaybetmiş bir şey yok. Siyahlar da şu anda oyunu henüz normal olarak iyi bir savunma planı veya da taşlarını aktif hale getirerek oyunlarını pozisyonu tutabilirler diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu oyunu da geçiyoruz ve gidiyoruz. Öyle mi? Özgür'den tweet istersen ekrana yansıtalım. Bu oyunla mı ilgili? Yok. Ben o zaman Eda Çelik oyununa geçeyim. Ezgi Yılmaz'la. Sen istersen board'u değiştir, her şeyi mi vermeye çalışıyorsun? Evet. Gönlümden Şividler, aklımdan Karuana ve Karyakin geçiyor. Kalbimdeki ise Kramnik. Evet, Özgür'e katılmamak elde değil. Benim de gerçekten kalbimdeki Kramnik, ancak kalbimizde olan turnuvada yer almıyor. Çünkü Kramnik maalesef Elo ilk dörde giremediği için Elo'da bu hakkı kaybetti. İlk dörtte yer alanlar Elo listesinde Fide'nin, zannedersem Fide'nin Ocak 2016 mıydı emin değilim ama listesinde ilk dörtte olanlar bu turnuvada yer alıyordu. Dolayısıyla Kramnik maalesef bu hakkı elde edemedi. Eski dünya şampiyonu, dünyanın da en güçlü oyuncularından bir tanesi olan. Diğer adayları da onun söylemiş olduğu Karyakin ve Karuana gerçekten tabii bunlar çok güçlü isimler. Ben Karyakin'in sürpriz yapabileceğine inanmıyorum ama belli olmaz. Yani Karyakin biliyorsunuz daha önceki turnuvalarda kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bu uzun turnuvada gençlerin de tabii büyük bir şansı var. Çünkü biliyorsunuz 8 kişi 14 turlu bir mücadele yapacaklar. 14 tur oldukça uzun bir süre. Dolayısıyla da bu 14 tur yüzünden de son turlara doğru yorulmalar baş gösterecektir. Burada da gençlerin tabii az yorulan, daha doğrusu oyuncunun diyeyim, avantajı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi biz tekrardan şu anda Eda Çelik ve Ezgi Yılmaz oyununa döndük. Evet. Ezgi Yılmaz biliyorsunuz büyük ustamız Mustafa'nın ablası. Bu turnuvada da iyi oyunlar çıkartıyor. Zaman zaman açılışlarda bazı hatalar diyeyim yapsa da o da oynadığı az oynadığı için diye düşünüyorum, ama oyun ortasında güzel oyunlar oynuyor. Eda Çelik de oldukça genç bir oyuncumuz. Kendisi 16 zannedersem yaşında ve oldukça büyük gelecek vaat eden, büyük bir çıkış yapan oyuncumuz. Bu turnuvada da hep ilk 10 arasında yer alıyor ve oynadığı oyunla da kendisini kanıtladı bize. Şimdi burada da bakalım nasıl bir oyun oynuyor Ezgi Yılmaz'a karşı. Evet, bu fil B5 şah.
Eda Çelik'in oynadığı bir devam yolu. Daha önce de oynadı. Dün de hatta buna benzer bir oyun oynandı. Hatırlıyorsam hangi, yanlış hatırlamıyorum, hangi oyun olduğunu unuttum şimdi ama. Fil alır F6. Evet, fil alır F6 oynadı. Yani bu fil alır F6'lı devam yolundan sonra benim düşünceme göre beyazlar D çarpı C4 devam eder. D çarpı, pardon, C4 diyorum. D çarpı E5 devam ederlerse daha iyi olur. Çünkü daha sonrasında at D2, at F1, at E3 ya da at C4, at E3, at D5 gelme şansına sahipler. Örneğin biraz bakalım. Mesela D alır E5 yaptık. At alır E5, at alır E5, fil alır E5 yaparsa siyah. At D2 ve roka da at C4 ve sonrasında at E3, at D5 gelip o atı da oradan kaldırmak oldukça güç gözüküyor. Ama fil F4 de belki bunu engelleyebilir. Ama buna da tabii belki de D6 yeri geri kaldığı için D6 yerinin üzerine beyazlar oynayabilir. Mesela vezir D3, kale D1, B5, at E3 oynayabilir. Ve D6 yerine üzerine oynayabilir. Hatta burada da G3 hamlesi varmış zaten. Bilgisayarın gösterdiği ve D6 yeri zaten düşecekmiş gibi duruyor. Hemen olmasa da. Yani bunun bu konumda D alır E5 iyi bir hamle gibi duruyor bence. Eda düşünüyor. D alır E5 hamlesini. Çünkü dikkat edin, bakın böyle D5'te bir kare varsa, D5 karesi daha doğrusu, ve o kareyi siyah E6 ile ya da C6 ile kontrol edemiyorsa ve bizim atlarımız da varsa, iki atımız da varsa burada, yani bir at da yeter. Bu kareyi ele geçirdiğimiz zaman oyunda bir üstünlük kesinlikle elde edeceğiz. Bu karede bu D5 karesi. Şimdi burada o yüzden D5 yerini sürmek o kareyi kapatmak anlamına geleceği için bu karenin önemi ancak D çarpı E5 yaparak ya da D çarpı C5 yaparak ortaya çıkıyor. D çarpı C5 de aynı şekilde oynanabilir. D alır C5 ve at D2 ya da vezler kesilebilir örneğin. Şah alır D7 ve şimdi at D2. Burada da beyaz hafif üstün olacaktır. Çünkü D5 karesi yüzünden. Hatta bu belki de daha da iyi. D çarpı C5 yapıp vezleri kesip oynamak daha da iyi. Şimdi gözüme birden ilişti. Bu daha da iyi gibi duruyor. Çünkü artık F6'taki fil oldukça kötü gözüküyor. Henüz E3 karesini de kontrol edemiyor. Atımız çünkü at C4, at E3 ya da at F1, at E3 göstereyim size. Gelebilir. Buradan da buraya gidebilir. Ya da bu at buraya gidip buradan da tekrar buraya gelebilir. Dolayısıyla bu E3 karesine gelen at da D5'e oturduğu anda da çok güçlü bir konum elde edecektir. Siyahın işi oldukça zor olacaktır bu atın D5'e oturduktan sonra beyazlar. Eda'nın düşünmesi de normal. Çünkü belki de alışmadığı bir konum oldu burada. Siyahlar farklı bir hamle sırasıyla oynadılar tahmin ediyorum. Burada bence D çarpı C5 yapıp devam etmesi çok beyaz için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra vezleri kesip at B D2 olarak. Evet, buradaki bu oyunun bu değerlendirmesini de bitirelim. Şimdi geçelim Hande Nur Şahin ve Ece Özbay. Evet, Ece de aynen Hande Nur gibi oldukça iyi oynayan iki oyuncu bu turnuvada. Her ikisi de son derece iyi maçlar çıkartıyorlar. Gerçekten de dün elinden kaçırdı Yüle Gökbulut'u Ece. Gerçekten de iki er fazla oyun sonunu hepimiz seyrettik. Ters renkli fillerdi gerçi ama yani kazanç çok rahat bir kazanç vardı. Fakat tabi zaman sıkışması biliyorsunuz çok çok önemli bir faktör satrançta. Çünkü zaman sıkışmasına girdiğiniz zaman hesap yapmanız çok zorlaşıyor. 30 saniye 30 saniye alarak 30 saniye içinde hesapları yapıp doğru kararlar vermeniz oldukça zor. Bu birazcık da tecrübe gerektiriyor o kısa zamanda oynamak. Gençlerimizde de bu tecrübe olmadığından
30 saniye içinde yapmış olduğu hamleler, vermiş oldukları kararlar çoğunlukla yanlış oluyor diyeyim. Her zaman değil ama çoğunlukla. O yüzden de kazanç oyunu kayba ya da eşit oyunu daha doğrusu kazanç oyunu berabere ya da eşit oyunu kayba götürebiliyorlar. Bu oyun sonunda yani daha doğrusu zaman sıkışmasında oynamanın vermiş olduğu bir handikap diyeyim buna. Ece de bunu maalesef yaşadı dün ve oyunda berabere kaldı. Şimdi Hande Nur'la oynuyor. Hande Nur da bu turnuvada oldukça güzel oyunlar oynadı. Dün maalesef iyi bir durumu, iyi bir hamlede vezir çarpı C6 gibi bir hamleyi görmeyerek heba etti. Onun da bu turnuvadaki gerçekten performansı oldukça iyi diye düşünüyorum. İsmail, şu şeyleri bir şey söylesek. Ha? Gelmiyor mu bize? İyi. İçeride biraz sesler geliyordu, İsmail'e söyledim ama İsmail ses gelmediğini, mikrofonlarımıza yansımadığını bu seslerin bize, bana ilettiler. Bakalım bu ne açılış olmuş. Evet, bu Slav savunması. Evet, şu anda Ümit geldi. Mert'le ilgili yeni haberlerini bekliyoruz ama henüz bir haber yok Mert'ten. Mert'in nerede olduğunu bilmiyoruz şu anda. İlginç bir şekilde Mert'i bulamıyoruz. Rahatsızlandı mı, ne oldu belli değil. Evet. Rock. Evet, bu Slav savunmasında oldukça sakin bir devam yolu oynamışlar. Tamamen eşit bir durum diye düşünüyorum bu. Beyaz kaleye 8, yani E5 sürmek istiyorsa siyah burada E5'in pek yani iyi olduğunu düşünmüyorum çünkü E5'e D5 bir geçer yapacaktır beyazlar. Ancak C5 sürüşü tabii daha iyi olabilir. C5 sürüşünü siyah bu gibi açılışlarda C5 sürüşünü özellikle planlamalıdır. Çünkü C5 kolay kolay siyahın D5 sürüşüne izin vermiyordur. Yani C5'e D5 yapıldığı zaman C5'e de D5 oynanabilir ama bu durumda karede bir oynamış. Bu kalede birden sonra ben beyazı iyi görmeye başladım şahsen. Ama siyahın durumu bir anda sıkışık bir durum elde etti. Çünkü E5 sürerse D5 yapıyor. Evet. Şimdi Ece düşünüyor. E5 sürmeyecektir herhalde diye düşünüyorum. Ama ne yapacak? Vezir B8 hamlesi de biraz şüpheli gibi duruyor. Bakalım birazcık. Vezir E4. Burada açıkçası neden at F6'da oynamamış bilmiyorum. Ama at F6 normal bir hamle gibi duruyor. Yani vezir H4 gittiği zaman da burada sonuçta vezir C7 oynayabilirdi. Ya da belki file 7 bile oynayabilir burada yani vezir H4'de. Yani siyahın açıkçası burada bir sıkıntısı yok ama vezir B8'de fil D6'da biraz kötü kalmış sanki. At E4, vezir E4 ve rok fil G5. Fil G5'e de file 7 oynayabilirdi. Bence burada da yani bu fil değiştirdikten sonra siyahın bir sıkıntısı kalacağını zannetmiyorum ama vezir B8 gidince o birazcık bence vezirin B8'de olması, kaleler arasındaki irtibatı kesmesi, vezirin de kolay kolay oyuna girememesi bence siyahlarda büyük bir sıkıntı yaratıyor. Gelişim olarak da sıkıntı yaratıyor. Kale E1, kale E8, kale D1. Bence burada beyazı hafif üstün görüyorum ben.
Ece'nin burada biraz sıkıntısı var gerçekten de. Oyunu açamıyor ve biraz sıkışık durumda. Tabii konumu henüz herhangi bir zayıflığı yok. O açıdan konumda da Beyaz'ın daha yapacağı çok şey var. Ancak Beyaz hem alan avantajı açısından hem de gelişim açısından hafif de olsa bir üstünlüğe sahip. Şimdi bu oyundan sonra bakalım 7. masadayız. Irmak Dayı ve rakibi de Evrim Bulut Aluç. Evet. Irmak Dayı, Evrim Bulut Aluç. Evrim Bulut Aluç ve Irmak Dayı. İkisinin de 4 puanı var. Evet, yanılmıyorsam ikisinin de 4 puanı var. Bakalım. Evrim Bulut Aluç biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ece Özbay'a karşı oynarken geçirmiş olduğu operasyondan kaynaklanan büyük bir sıkıntı yaşadı. Ağrıları vardı. Bir saat oyununa ara verildi ve daha sonrasında oyununa geldi. Gerçekten onu ben tebrik ediyorum. Yani oyunu bırakıp gitmedi ve oynamaya devam etti. Oyunu da kaybetti ama çok centilmence, fair play içinde rakibine saygı gösterdi. Oyunu geldi, tamamladı ve bitirdi. Bu gibi oyuncuları ben çok takdir ediyorum. Gerçekten sportmence mücadele etti. Onun için onu bir kez daha burada tebrik etmek istiyorum. Şimdi rakibi Evrim Bulut Aluç'un rakibi Irmak Dayı. O da Bayan Kandidat Master, yani Bayan Usta adayı Irmak Dayı. Beyaz taşlarla oynuyor. Evet, bu Karakan savunmasında Panov atak denilen ama oynamamış. C4 sürseydi Panov olacaktı. Fil D3, bu da Fischer'in popüler yapmış oldu, etmiş olduğu bir sistem. Önce fil F4 ile başlıyordu zannedersem beyazlar ama at F3 çıkmış. Bu da şeylerin dün Hayala'yla Ekaterina Atalık arasında oynanan oyuna benziyor ama siyah fil tabi burada içeride kalmış. Siyahların C8'deki fili G4'teydi dün. Burada içeride kalınca tabi biraz daha beyazlar için iyi bu. F6, E5 erken bir sürüş planlıyor. Evet, C4 tabi buna normal bir reaksiyon. Bu gibi merkezden oyunlara karşı siz eğer merkeze C4 gibi bir sürüşte hücum edebiliyorsanız F6 sürüşünden sonra beyazlar iyi duruma geçebilirler. Çünkü bir anda er formasyonu, özellikle E6 eri son derece zayıf bir duruma gelecektir. O yüzden de bu C4 sürüşü iyi bir hamle. Evet, daha sonra at B4, fil F1 ve sıra siyahta B6 sürmüş siyah. C5 sürüşünden çekindiği için B6 sürmüşler. Bakalım beyaz nasıl devam edebilir diye şu anda beraber inceleyelim bu konumu. B6. Garip bir durum var tahtada hakikaten. İlginç bir durum. İlk başta tabii belki bu atı buradan kovabilir. A3. At C6. Belki burada B4 ile devam edebilir. A3 B4 fikri hoşuma gitti bakar bakınca. Çünkü şimdi C5 tehditleri var. C5'ten sonra B5 C6 bir sürü tehdit yapıyor. Yani bir yerde bunu almaya zorluyor. Alınca da onu atla ya da fille ikisiyle de alabilirim. Fille almak belki daha iyi çünkü E6 karesi demiş, demin göstermiştim size. Hep çarpı. Bundan sonra da beyaz üstün bir duruma geçecek. Arkasından vezir B3 gelecek.
ve Vezir B3 girişte gerçekten de E6 erine büyük bir baskı yapacak. Ben burada beyazı iyi görmeye başladım. A3 B4 hamlelerinden sonra. Evet. Şimdi 8. masamıza geldik. Nur Beyza Toydemir. Rakibi de Büşra Özbek. 8. masada Nur Beyza Toydemir. Büşra Özbek de karşılaşıyor. Evet, bakalım. İsmail, 8. masaya gidebilir miyiz? Evet, bu normal pirç savunması gibi başlayıp, modern defans gibi başlayıp pirçe dönüşmüş. At C6 ama D5 sürmüş tabii. Bu belki pirçten de biraz farklı olduğu gibi duruyor. E5 at B5 herhalde at A3 at C4 fikri. At A3, at C4 fikriyle oynuyorlar. Ve B4. Yani çok garip hamleler. Ben şimdi burada biraz zorlanıyorum bu hamleleri anlamakta ama. Atı C5'e gelmesini kesiyor. Herhalde diye düşünüyorum. A5 ve C3. Yani siyah F5 hamlesini oynadıktan sonra sanki rahat bir durum elde edecek. Bayağı bir siyahlar oldukça bir, daha doğrusu beyazlar çok garip oynadılar bu oyunu. Atı B5, atı A3. Size daha evvel yani bu fikir atı C4'e gelmek amacıyla belki yapıyor ama atımızı merkezden uzaklaştırmamamız gerekiyor. Bunu hiç unutmayalım. Sonra mesela bu B4 sürüşü at A3'teyken pek de parlak bir hamleye benzemiyor açıkçası. Bu da yani B4, C4, C5 fikirlerin tabii uygulanabilir ama atımız A3'te ve yani A5 sürüşünden sonra da C3 sürmek zorunda kalacaksak oyunda olduğu gibi, o zaman iyi bir fikir değil bu şekilde oynamak diye düşünüyorum. Şimdi fili A6'dan çıkmayı planlıyor belki de. Bakalım burada siyah ne oynayabilir? Beyaz ne oynayabilir? Biraz şöyle değerlendirelim. Oldukça garip bir durum. Belki burada fili de çıkamıyor çünkü A alır B4 var. Yani beyaz fili cebirdeki fili oynatacak durumda değil. F4 sürse o çaprazı açacak. Yani bu çapraz, göstereyim isterseniz. Bu filin çaprazı, pardon, bu değil. Evet, bu çapraz. F4 sürüşünden sonra bu çapraz açılacağı için F4'ten sonra belki GF4 devam edebilir ama ona da F5 mi yapabilir acaba? Evet, belki böyle devam edebilir. F5, GF5. Ama burada da E4 karesi önemli bir kare olarak ortaya çıkıyor. Burada da E6 karesi tabii. Bu kareler önemli kareler. Her iki taraf içinde. Tabii beyazın şu anda E6 karesine oturacak bir atı yok, gözükmüyor ama manevralarla gidebilir oraya. Örneğin atı C2'ye gidip daha sonra D4'e gidip C2'den D4'e gidip buradan da E6'ya gidebilir. Buna karşılık siyah da atını F6'ya gidip
düzelteyim. Bu 6 F6'ya gidip buradan da E4'e gelebilir. F6'dan E4'e gelebilir. Yani bu manevralar olası manevralar. Ancak tabii F4 F5 sürüşü oynanırsa bunlar olabilir. F4 F5 sürüşleri oynanmazsa zaten oyunu açmak mümkün değil. Siyahın burada bu tip G6'lı formasyonlarda yapması gereken asıl sürüş şah kanadındaki F5 sürüşü. Yani bu F5 sürüşü şöyle ya da böyle siyah tarafından oynanmak zorundadır bu gibi açılışlarda. Zaten bunu siyah yapacak ama beyaz F4 sürer mi ya da sürmeli mi? O ayrı bir şey tabii. Çünkü vezir kanadında şu anda oynayamıyor beyazlar. Vezir kanadındaki bu B4 C3 formasyonu onun elini kolunu bağlamış durumda. Özellikle de atın A3'te olması da kötü bir durum. Bence bu oyun siyah için daha iyi bir durum elde etmiş siyahlar diyorum. Ve bu oyunu da değerlendirdikten sonra kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra tekrardan beraber olacağız. Thank you.
Sevgili izleyiciler, tekrardan merhabalar. Bu defa gördüğünüz gibi yanımda sevgili Mert Yılmazer ile beraberiz. Mert herhalde biraz rahatsızlanmış. O yüzden bize ilk seansta katılmakta geç kaldı. Geçmiş olsun Mert. Evet, üşüttüm biraz. Teşekkür ederim Cenab-ı Hak. Evet, sensiz de zor oldu yani. Bayağı bir zorlandım gerçekten de. Alışmışım Özgür'e. Sonra sen, ondan sonra tek başıma aslında yapıyordum ama böyle tek olunca biraz sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Ama gene de idare ettik durumu. Şimdi tekrardan biz kaldığımız yerden Mert'le beraber, bu sefer Taze Kan'la beraber başlayacağız oyunlarımızı analiz etmeye. İsterseniz birinci masamız Ekaterina Atalık, rakibi de Gizem Ayazmalı. Onların oyununa nerede kalmıştık? Mert, biz sen de görmedin. Bayağı bir önce analiz ediyordum ben. Durum şöyleydi. Göstereyim sana da. Evet, durum buydu. At D5. Bu varyant de file üçlü sistemde. Hani D5, vezir D8, kale D8, at D5 sistem. Dikkat edilmesi gereken bir varyant diye yani, baktım ben. File 3, E5 sanırım çok iyi hamle değil. Değil yani, değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Yani oyun sonuna girdiği zaman beyazlar böyle veziri kesip, daha doğrusu oyun sonu demeyelim de vezirsiz oyuna girdikleri zaman, çünkü bir sürü taş var tahtada. Fil C4. Bu at D7 çok kötü bir hamle, evet, oynadı. DC6, BC6 ve uzun rok. Bunu ben bakıyordum, buradaydım, beyaz açık üstün. Yani çok ben ciddi at G5 tehditleri var. Kale D6, sonra kaleyi çifleme. Fil F6 oynadı at G5 engel. Oynamak zorunda mı kaldı acaba? Evet. Fil F6'ya da belki at G5 oynayabilirdi. İki fili alabilirdi ama istemedi herhalde. At G5. Kale F8 mi oynayacaktı yoksa alacak? Kale F8 mi oynayacaktı? Kale F8'de oynuyor. Ona da kale D6 geliyor falan. Yani böyle şeyler vardı ama oynamadı. Neyse. Kale D2, at B6, kale D8, fil D8. E5'e almış yani. Böylece E5'e alıyor. Bir er kazanıyor. Bunları ben de yeni görüyorum. At F7. Fil E3 şah. Şah C2. Şah G7. Kale F1. Evet, ne diyorsun bakalım bu durum için sence? Bu durum nedir? Er'e karşılık siyahın kompansasyonu var mı? Yok mu? Yani normalde bu şartlarda hani beyaz piyon önde olsa bile E4, E4'teki piyonu fazla. Hı-hı. Ama fil çiftinin genelde yeterli kompansesi oluyordur. Hı-hı. Oluyor yani. Ama burada sanırım siyah kalenin F7'ye inmesini engelleyemiyor. Bana da öyle geliyor. Yani çünkü fil D7'ye at E5, fil G4'e at E5, fil B7'ye at E6. Fil D7 at E5. Şöyle bir şey var. Fil D7 at E5, fil E8 savunuyor ama yani ne isterse, kadar ne kadar iyi bilmiyorum. Fil F7, fil D4 oynayacak o zaman. Evet, fil F7'ye fil D4 var. C6'yı alamıyor. Fil F8'e fil alır E5. fil alır C6'yı yapamıyor. Çünkü kale C8 gösteririm izleyicilerimize. Kale C8 açmazı var. O zaman siyahın en iyi devam yolu bu bence. Tek devam yolu olabilir bu. Fil D7. Yoksa kale F7 gelip oyun bitecek yani. Fil D7'ye at G5 oynayayım. Fil E3'te zaten. At D6 belki oynayacak o zaman. Fil D7'ye belki at G5 7 olabilir. Ha, fil var şeyde. O kale F7 şah deyip alacak. Belki o finalde çok iyi olabilir. Ama at D6 ya kale F8 mi oynar diyorsun? At D6. Bilmem. At D6 da olabilir. Kale F8 yani o da herhalde mümkün. O finale de girebilir. Herhalde kale F8. E5 bile sürebilir yani. O da bir fikir. Evet. Kale E8 geldiğin zaman şimdi at D6. F7'den şah deyip alacak. Evet. Kale E7. Kale E7. Ne oluyor buna? Devam edebiliyor muyuz hücuma diye bakıyorum. Kale E8 geldiği zaman daha iyi bir şey var mı? Görmüyorum. Yani bu beyaza kolay kazanç değil tabii ki. Fil çift olduğu için. Hı hı. Bir şekilde siyah çok iyi oynarsa bence kompansası var. Ama beyazın bu öncesinden belki daha iyi bir konuma gelebilir. Ha, bir de şu fili yani isteyebiliriz. Bak, enteresan bir şey daha var. Kale F3.
Fil nereye gidecek mesela? B6'ya. B6'ya mı? Yer bulamadım. B6. Şimdi at G5 yapsak kale F8 mi oynuyorsun? Yok. H7 düşüyor. Hı. Doğru. Bence de böyle. Belki de bu daha iyi. O zaman kale F3'e at D6 mı yok? Şey. Kale F3'e fil E8 oynamak zor oynayınca da bu sefer de at E6 şah. Bu iyi oldu. Değil mi? Evet. Nereye kale gidecek? F3'e... Nereye gidecek? Mat oldu galiba. Ama o da iyi. Mat oldu ya. Güzel değil mi? Mat oldu. Şah H6, kale H3. Evet. Şah G8'e de ya da H8'e de kale F8 mat oluyor. Gösterelim izleyicilerimize. Bu şekilde mat oluyor. Yani burada demek ki kale F3 iyi hamle gibi duruyor. Filde nereye gidiyoruz? Filde 4 oynamış. Nasıl olmuş öyle, bir dakika. 7 kale F1, filde 4 oynamış. Filde 7 değil. Maçta oynamış. Beyaz ne oynadı ki peki filde 4 oynandı? Kale F1'e filde 4. Filde 7 yeri. Şak G7, kale F1, fil D4. Hayır, şimdi fil D7 oynamadı. Fil D4 oynadı. At D6 gözüküyor. At D6 ya da at G5'e ne oluyor? Kale, ha, fil F6'yı oynuyor at G5'e. Ataları H7 var ama. Evet. Yani her şey kazanç burada ya. At D6 da oynayabilir. At D6'ya ne yapıyor file ki? Beş. File 5 mi? Kale F7 şah. Şah attı. Piyonları topluyor ya, alıp ama H2 istekte. Belki de at G5 kale daha F7 şah demeyelim ya. At G5 daha iyi belki de, evet. At G5 oynayalım. Şimdi kale F7, H6, H4 sonrasında mat oluyor. Evet. At G5. Ne oynayacak ki? Fil F6 mı? At H7. At H7. Belki at orada 90'da mı kalıyor fil? Ama fili gidecek yer yok ki. Kale F7 iniyorum. Kale F7 iniyorsun. Uzan at G5'e ne oynuyor? Ya bu çok açıkça üstün yani beyaz artık. Bu arada kazançlardan kazanç beğeniyor. File 3'e E5 hamlesi çok az oynanan zaten. Yanlış bir varın. İzlem Ayazmalı gene açılışta hata yapmış belli. Kesinlikle. Hani iyi oynadığı maçlarda bile hani kazandı, Emel'e de kazandı. Hep evet. Açılışın erken bir safhasında Şahin Tümer'e, evet. Sicilya'da hata yapıyor. Tekrar evet, yani açıkçası özellikle ben yani bu dikkat edersen bu turnuvada Şahin bayan oyuncularımız çok oynuyorlar. Fakat Şahin savunması çok zor bir savunma. Sen de bildiğin gibi hamle bilmek lazım ve bir anda kötü duruma düşebiliyorsun. Yani mesela önce bir de 4'te 5'te oynamayı deneyebilirler. Daha sonra hani belli bir seviyeye geldikten sonra Şahin oynayabilirler. Ben açıkçası onu tavsiye ederim. Gerçekten oynaması çok zor bir savunma çünkü. Neden Şahint oynuyorlar, neden tercih oynuyorlar bilmiyorum. Genelde Şahint'te başlama sebebi ana varyanttaki şah hücumu hoşuna gidiyor. Ondan mı? Herhalde. Ha. Ama ana varyant öyle artık mat olan neredeyse oyuncu kalmadı bile yani. Hiç ben hiç görmüyorum, hiç görmüyorum yani. Beyazlar hiç artık yani mat olmuyorlar orada öyle. Onu herkes biliyor yani. Neyse artık bu oyun herhalde çok rahat bir şekilde Ekaterin'e atadık. Bu oyunu kazanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü başka materyal kayıplarının önüne geçemiyor siyahlar. İkinci evet. Bir er kaybı değil mi? Taşların Şahın oyuna giremiyor. Konumu. Girebilse kompansı var ama onu giremeden maç bitebilir yani. Aynen. Evet, geçelim ikinci masaya. Betül Cemre Yıldız ve Hayala İskandarova arasındaki mücadelede burada kalmıştık Mert. Şu konumda kalmıştık. Bu konum, Karokan. Evet, Karokan savunmasında C5 sürdü erken E5'e karşı. O da aldı. Fil G4 vesaire. Düşünüyordu burada ne yapacağım diye. Oyun son durum ne olmuş bakalım. Böyle bir şeyler olmuş. Hala bir piyon altta mı? Yok. Yok, eşit demiş ama durumu herhalde pek parlak değil.
Açıya 3 çıkacak çünkü en son. Oynanmış birkaç hamle. Bakalım, devam edelim. Biraz geri gelelim. Teorisi. Şöyle geliyor. At C6, at F3, fili G4, C3, E6. File 3. Burada uzun süre düşündü. At G7 galiba. En uzun yanlış. Süre düşündü ve bunu aldı. Yanlış ama. Ben de işte bunu alırsa dedim herhalde pek iyi olmayacak. Siyah bunu asla girmek istemiyor. At G7 oynayıp at F5 o tarz oynuyor. Bu bence beyazsa çok iyi. E'de burada yanlış şey olmuş. Almış onu. O da bunu almış. Niye o fili vermiş bilmiyorum ama. BC6'da C3 mesela. Öyle oynamış zaten. Ama bu iyi mi yani? Piyon mu fazla şu anda? Yok. Ama ben olsam o fili vermezdim yani. İki filim yok mu benim? Niye biliyorsun ki? O fili vermek zorunda mıydı? Yani şurada burada izole piyon da tek kalıyor. Şimdi öbür türlü izole piyon da olmuyor. Şimdi dikkat edersen izole piyonu var. Ama nereye kaçamıyorum. A4'e kaçtı mesela. Uzun o kaçacak herhalde. Uzun rok açacak. D4 şimdi, sürüşünden mi çekiniyorsun? Ha, D4 sürecek. D4 sürecek değil mi? Evet. Evet, doğru söylüyorsun. Atı da rahat çıkamıyoruz. Yani o kadar da kolay değilmiş yani. Haklısın. D4 sürüşü var. Ve arkadan da C5'i topluyor. Evet. C5'i verirse bir de piyon atta kalıyor. İşin şey tarafı da. Belki yani merkezi yani fil çiftini veriyoruz ama taş gelişiminden dolayı iyi bir şey olabilir, hızlı bir fil evet bir uzun rok çok hızlı bir şekilde geliyor, o zaman mecburmuş demek ki almaya. Evet, ben bir şey merak ediyorum, bakalım hocam. Gene 60 ha, uzun mu? 60 beyaz da bence uzun rok açacak belki, ya da at A2 at D4 mü? Siyahın atı E7'den çıkması lazım bence. Uzun mesela rok, uzun oka at E7 ya da at H6 oynaması lazım. Süreleri görebilir miyiz İsmail? Burada beyazın ne kadar, siyahın ne kadar süresi var? 44 dakika, 34 dakika. 44'e 34. Biraz aradaki farkı kapatmış yani Betül. Çünkü bir ara 30 dakika fark vardı neredeyse. Sen ne dedin şu anda, at H6'dan mı çıkmış? At H6 bence en iyiymiş. Atı F6'dan çıkarsa filden sonra beyaz çok iyi. At H6 erleri yani bozmaya razısın. Fil H6, G H6, at H4 mesela oynadı diyelim. Kale G8 sonra şöyle. Buna razı gibi. Mısın? Razıyım ben. Neden razısın? Çünkü atı F6'dan çıksa siyah en başta. Fil D4'e geliyorum, kale H1 geliyorum. Taşlarım müthiş konumda. O filin D4'e gelmesine bakalım, rahatsız etmesi lazım. Ona bakalım bir de. At F6 oynarsa diyorsun sen. Fil D4. Ya bu ideal B4, A4, kale H1, B5 sürmeye çalışacak. At D7. B4. B4 süreceğim. Gelişim sıkıntısı var değil mi? Fil D4'te çok iyi, çok iyi duruyor. Evet. Ama hemen de bir şey yok ya. Yani. Hemen de bir şey yok yani. Evet yani. Onu diyorum ya. O kadar da bir şey yok. Yani fil alır G7'ye kale G8 var. Belki şimdi G3, M3. Belki kale H1, fil F6. Kale H1, fil F6. At E2. Ama bunu belki alıp alıp kale E7 gelir mi? Kale D7. Kale değil. At E2 oynayabilir şimdi. At E2 güzel hamle. Yani üstünlüğü yetiyor mu bilmiyorum ama beyaz birazcık daha iyi gibi. Şimdi atı alıp alıp evet, D4'e gelirse. Hafif de olsa bir üstünlük var beyazda. Gözüküyor yani bu. İşte onun için film belki D4'de... bir yerde kale D3, kale A3 filan fikirleri de ileride olabilir. Aman. Değil mi? Bu A6 yeri de biraz zayıf duruyor. Ama tabii kolay değil. Bu zorlayacak Betül bunu, sonuna kadar oynayacaktır eminim. O yüzden fil D4'e getirmemek için atı F6'dan çıkmak istemem ben yani, kendi oyunum olsa eğer. Ama öbür türlü de hep zayıflıklarla uğraşacaksın, kale finaline falan girersen F7, H7, uzun. H6 bir sürü zayıflık. Ya at E7 oynamak istedim, ona G4 düşündüm. Hangi durumda? Bu durumda uzunluk, mı? Uzunluk at E7. Atı F5'e gelmek benim amacım. Ha, o güzelmiş. Neden oynamak? G4'de G4'ten dolayı at H6. G4'ü de H5 yap. H3. H3 ama bu şimdi farklı bir şeyler oldu. At G6 gelebilirsin. Belki at G6. Belki böyle oynaması fil lazım. D4'ü de F6 sürersin. Şöyle devam edebilir belki. At E5'e gelmeyi planlıyorum. F4'ü de gelebilirim. At F4 de gelebilirim. At E2 oynayayım o zaman. At E2 gelebilirsin. F4 veya at G3.
Ya yavaş yavaş taş da çıkabilir ya. Çok ama da şey var. Bir at G3'ten sonra bir at G3 varmış. Gidiyor. At G3. Doğru söylüyorsun. Taşları at G3, at E2. At G3. Evet, yani beyaz burada iyi gözüküyor, yani beyazın iyi oldu ama. Ataş 6'ya bakalım mı Can abi? Bakalım. O, sen Ataş 6'yı sevdin. Ataş 6. Ben şahsen vururdum mı? Yani vururum ben bunu. At şimdi at A4 oynarım. B4 çünkü A5 sürüp oradan kurtuluyor bir piyon, zayıf bir piyondan, istemiyorum B4 sürmek. O A6 piyonu orada kalsın yani. Hı. Gerçi bizim amacımız yani atı D4'e gelmek ama yani at A4'te de çok kötü değil gibi geliyor bana. Kale G8 oynayacak herhalde. Kale G8. G3. Şah C7 veya H5. Yani ya da kale E8 de olabilir. Kale E8. Kale E8. Geliriz kale E1. Yani burada oyun sonuna girdiğin zaman fil bilmiyorum G7. Kötü gibi duruyor bu. Fil ne? Ben emin değilim. G7. Yani. Fil G7. Ya şah C7. Şimdi bağlı geçelim var. Hani film güzel. H6 zayıflığa karşı. Siyah oynayabilir biraz bence. Peki. Ya çok da net yorumlayacak bir konum değil. Yok, siyah üstün demiyorum. Ya düşünüyorum ya, üstün diyorsun demiyorum da. Benim amacım şeyi gelmek de bir türlü beceremiyorum. Kale D3, kale B3 gelmeye çalışıyorum ama şu zaman kaleyi mı halletmem lazım. Onu nasıl yapacağım? Fırsat bulmak istiyorum ama nasıl yapacağımı düşünüyorum. Kale D3 gelirsem iyi olacağım. Belki de burada biraz düşüneyim bakayım. Kale E8'e belki başka bir şey oynayabilirim. Kale E8'e belki kale D3 oynayayım. Tamam. Direkt kale D3 oynayayım. Daha keskin. Mert, senin işini kale biraz bitir. Kısa sürede bitireceğim burada. Uykudan yeni kalkmışsın, hazır. Kale Ataş altında, Ataş altında seni vazgeçirmem gerekiyor. Ne oynuyorsun? Dikkatli oyna, dikkatli oyna Mert, dikkatli oyna. Her an başına bir şey gelebilir. Kale G4 mi oynuyorsun? Evet. Emin misin? F4 sürüyorum. Kale E2 de oynayayım. Kale E2 geliyorsun. Evet. Bir şey istediğin yok ama, değil mi? Peki, H5 ben H4 sürüyorum. Oradan saldıracaksın. Böyle geldim. H5 mi? H5. Ver bakayım. Kale G2. F, F2 mi? G2. Ha, bu yanlış oldu ya. Affetmem bak, affetmem. Af yok. El sıkışalım. Birazcık daha. Biraz daha devireceğim diyorsun. Ne oynuyorsun? Oynayacağım. Burada mat olacaksın bence sen şimdi birazdan. Şah diyorum. Fil öbür kaleyi de dalıyorum. Mata doğru geliyor. Doğru. Fil G7 mi? Şah deyince ne yapacaksın ya? Şah C7. Kaleye buradan geldim. Mat istiyorsun. Mata mi geliyorum yani. At B6. Terk oldu. Kale G4. Çok kötü oldu. Evet yani. Bu kötü. Yani burada aslında piyon formasyonu öyle saldırırsan orada pataküte gelemezsin yani oralardan. Ya beyazın zaten o beyaz bir piyon aktif formasyonunda o kaleyi manevra yapması lazım. Evet ama vakti var mı işte. Bu riskli bir şey yani. Ataş 6 çıkmak çok riskli ya. Yani dediğin doğru, belki ataş 6 iyi olabilir ama burada çok riskli yani. Hemen belki de şey yapmak lazım ya. Ata 4'e direkt fil G7'e çıkayım. Benim kale hemen fil G7'e mi geleyim diyorsun? Evet. Tamam, fil G7. Kale H8. Bir de ona bakalım. Dediğin yani doğru olabilir. Ben gene kale D3 oynamayı düşünüyorum. Böyle oynayayım. Kale H8 geleyim. Böyle geldin. Bir burada da artık kale bir, hani o kale oraya gidince vereceğim A6'yı. Mesela şah C7'di, hani kale 6'ya şah B'di. Bırakıp ama ben buradan izin vermiyorum içeri girmene, istemiyorum. Kale E4 oynayabilirim belki buna. Ha, kale E4 varsa yok, bir de kale E4 istemiyorum böyle. Kale B3'e de belki kale E4 oynayabilirim.
Kale B3'e ne oynuyorum dedin? Kale E4 belki olabilir. Ama kale B3'te bir şey olmuyor, aynen, şu anda. Kale E4 iyi geliyormuş. Düşünmem lazım, bakayım. O zaman belki burada şimdi şöyle oynayayım. Bir tane kaleyi şey yapayım. Engelleyeyim. Yine geleceğim bu kale H8 herhalde. Kale H8. Ama bu deminki gibi oldu. Demin baktığımız için istemedik böyle oynamasını, değil mi? Çıkamıyordum kaleyi. Peki o zaman şöyle oynasam bir dakika. Kale E4 geleceğine. Bizim planları bozan hamle bu. AT'de oynamış şah bu arada D2. Maç. Şah D2. Maçta AT'de oynamış. Evet, o ataş 6'yı tabii oynayacak. Baba yiğit az bulunur. Sen oynarsın belki de ya, az bulunur yani. Gerçekten de çok şey kolay değil onun kararını vermek. Belki de şah D2 oynayayım ya. Mesela iki kale çıkarsan Can abi, sen ne diyorsun bu konuda? İki kale oyundan çıktı diye. O zaman kolay değil tabii. Çünkü filin kuvvetli. Oradan nasıl 6'yı düşüreceğim? Düşüremeyeceğim yani 6'yı. Evet. Kalelerden biri oyunda durmalı en azından. Kalelerden biri durursa beyaz avantajlı diyorum ben. Ama işte senin kalelerin bir türlü aktif etmeden. Aktif evet, olursa kalelerden birini çıkartmam lazım. Ama nasıl becereceğim bilmiyorum. Kolay da değil. Dediğin gibi ya, oynanabilir. Şu konum evet. Yani kale E1 geldiğim zaman kale E8 bulamadım yani iyi bir fikir. Belki F3 mü sürmem lazım acaba? İşte H5, H7 yavaş yavaş oynanacak, bilmiyorum. Evet yani. Pek bir şey bulamadım de yani burada açıkçası. Dediğin gibi. Ben gene beyazı hafif üstün görüyorum ama yani bunu kanıtlayacak bir şey yok şu anda. Henüz net bir fikir, net bir fikir yok. Piyon formasyonuna dayanarak söylüyorum bunu yani. Başka bir şeye dayanarak söylemiyorum. Evet. Ama at E7 oynamış zaten. At E7. Evet, at E7. Senin dediğin gibi at F5 fikriyle oynuyor. G4 herhalde gözüken hamle. G4. Ya da belki ya da at A4. İkisi de olabilir. Ya at F5 geldiği zaman belki fil F4 gelecek. Ha bakalım. Kale D3 ile mat hücumu yapılabilir. Buna ha? Kale D3 hani. Şimdi aynen ben de onu diyordum bunu gelmek için. Ama kale E8. Ama kale E8'i kale E1 oynar. Kale E8 matak bir şey değil herhalde. Belki bu daha iyidir ya. Ha? G5 mi oynayacak? Yok, kale E8 mi diyorsun? Ya. Ne oynuyorsun? Kale E8'e kale E1 mi oynarız? Evet, olabilir. Kale E8'e de kale E1 varmış ya. Kale D3 oynayacak. Kale D3'e kale E4 geliyor ya. He, pardon. İkisini de istiyor. O yüzden kale E1 oyna ama burada alırsa da alırız. Şimdi buradan aşağıdan şah tehditleri var. Bu da o kadar matat değil siyah için. Ve şah nereye gidecek? Alamayınca da bu sefer file E'de oynasın. Önce şimdi işte kale D3 belki oynayabilirsin. Şimdi artık oynayabilecek vaktin var. Fırsatı yok yani. G5 oynayabilir belki. G5. O file bir rahatsız etmek lazım. Mat olacağız neredeyse. Evet, doğru. Aynen. Çekecek herhalde D2'ye. Şimdi file fal. Kale F3 fikri de olmuş. Oklar bize yanılmaz. Gösteriyor Allah'tan, değil mi? Özgür sürekli bunu kaldırmaya debelini. Dedim Özgür kaldırma. Bak ne güzel hamle gösteriyor bize. Bize ne güzel hamle gösteriyor. Bu iyi mi oldu şimdi ya? Pek iyi olmadı gibi oldu sana, değil mi? Oynaması zor ya. Sıkıntı var beyaz siyahta. Ne yapacak şimdi? F6 mı oynayacak yani? Bilmiyorum. Beyaz ne istiyor? Beyaz kale B3, kale B6 olabilir. Sonuç olarak bir er almayı istiyor yani oradan. Hani F6 fil D8 oynamaya çalışıyorum da. Ha, fil D8 ile karşılamak istiyorsun. Ama F6 mesela at B6 oynayabilir belki. Ama C5 boşta işte, onlar doğru. Hani at B6 şah C7 kale A3, hani şah B7'ye gidip evet, kale B3 oynamak istiyorum evet, da kale A3'e fil C5 varmış. Sonuç olarak burada beyaz inisiyatifi ele geçirmiş durumda. Yani sen sürekli savunmada kalıyorsun.
Evet. Hep savunma hamleleri arıyorsun yani. Evet, burada bence Betül bayağı bir düşünecektir. Derken hamle yaptı. Sarı cevabını bir anda veriverdi. Ama yani iyi hamleyi oynadı. Bizim evet, baktığımız hamle. Ya G4 de iyi hamle olabilirdi. Antaş. G4'e ben biraz şey şüpheyle bakıyorum. Çünkü H5 maç 5 adamı oradan H sütunundan hani kalemiz bağlı kalıyor H sütununda falan öyle yapmak orada istemedim onu. Piyonları zayıflatıyorum falan. Böyle oyna yani daha iyi. Bırak o zayıflatsın piyonları mi? Yani G5'lerle M5'lerle yani mecbur kalıyorsa. G5 oynamaya. Evet, bu oyunu geçelim istersen Mert. Ne dersin? Olur. Bu oyunu nasıl baktık yani? Biraz hafif üstün diye zaten karar verdik buna beyaz için. Şimdi nerede kalmıştık? Büşra Arı, Çiğdem Onur. Büşra Arı, Çiğdem Onur, Vezir Gambit'te oynamışlardı. Evet, bu enteresan bir şekilde attıya altıya oturmuş. Oyun neler olmuş bir görelim bakalım. Biz burada kalmıştık Mert. Birazcık geriye gidebilir miyiz Cenab-ı? A3'ün neden sürdüğünü anlamadım. A3 evet ben onu A3 böyle bir enteresan bir A3 oldu burada. O A3 hamlesinde ben de takıldım. A3 hamlesinde ben de takıldım. Şöyle bir A3. yani ama nasıl cezalandıracağımı bilemedim yani bunu. B6 B6 fil B'de oyna. Yani, zaman kaybı A3. Ya hayır bazı ortodoks sistemlerinde bu ortodoks klasik ortodoks varyantında A3 oynanabiliyor. Çünkü niye A3 oynuyorsun? Fili D3'e çıkmadan tempoyla almak için. DC4'e fil alır C4 yapmak için. Evet. Ben Türkiye'ye karşı bir maç yapmıştım biliyor musunuz? Yani? Can Erdoğan Türkiye'ye karşı. Zamanda fil tarihinde. Buna benzer bir şey oynadı Türkiye bana. Koskoca Türkiye klasik varyant oynuyor. Ben de bekleme hamlesi yapıyorum. Fili çıkacağım ya. A3 işte kalede bir falan yaptım. Bir türlü çıkmadım. Geciktirdim onu. Ondan sonra... Sonra incelemiştim. Hiç de kötü değil diye düşündüm. Ama A3 burada değil tabii. Yani. Burada E3 falan. E3 falan oynadıktan sonra yani. Evet. Ben burada şunu düşündüm hep siyah için. D alır C4 belki şimdi olabilir diye düşündüm. Vezir alır C4 ve C5 fikri. Çünkü C4'te şimdi vezir pek iyi durmuyor. A6 ve 5'ler de var. Şimdi nasıl oynayacak? Belki açıyor, hiç mi oynayacak? Yani. Yani işte cezalandıracaksa başka nasıl cezalandıracaksın? Çünkü E3 oynamıyorsan yani başka tür cezalandıramıyorsun bunu. Sonra bir sonraki hamle E3 gelecek çünkü. Ya ben şey düşündüm. Mesela hani normal fil E7 de devam etse B6 fil B7 kalıcı 8 C5. Hani vezir C attığında A3 bir tempo geride klasik öyle varyantlar oluyor Katalan gibi şeylerde. Evet. Vezir C attığında hani bir tempo kaybetmiş gibi beyaz. Hani A3'ün evet. Fikri B4 sürmek olamaz herhalde. Yok. Yani ona zamanı yok. O da olabilir, bu da olabilir. Şimdi hamle sırası siyah da olsa mesela B5 bile sürebilir. Tabii yani işte ne bileyim. Ha şimdi birdenbire G3 düşünmeye başladım ama G3'ü herhalde C alır D4 yapabilir. O da olur, B5 de sürebilir. B5 de belki sürebilir dediğin gibi. Bu da böyle bir er fedası yapıyorsun ama kale B8 var değil mi? Evet. Evet yani bu biraz dediğim gibi vezirin erkenden oyuna girmesinin vermiş olduğu bir şey işte bu. Yani A3 yani taş gelişmesi lazımken A3 sürmesi evet, mantıklı değil yani. Aynen öyle yani. Yani ama A3 oynadığı zaman da siyahın ilk düşünmesi gereken şey niye E3 oynanıyor oyunu da A3 oynanmıyor? Yani D alır C4 burada göze batan hamle yani. Evet. Çünkü C4 erini vezirle almak istemezsin. Filinle almak istersin tempoyla. Vezirle alınan Katalan'da birçok sistem var ama o fili zaten oyuna girdikten sonra yapıyorsun onu. G3 fil G2 oynuyorsun. Evet fil oyundaki. Neyse biz burada oyuna devam edelim. Bu zaten konumda oynanmadı. Fil E7 oynadı. E3'e de aç C3. Şimdi siyah bunu cezalandıramamış oldu gibi. Evet mesela şimdi bu fil D3 oynuyor ya mesela ben orada hani Türkiye maçında kalede bir oynadım. Bir hamle daha bekledim. Klasik sisteme olabilir, girmeden evet. Önce B6'ya sokmak için yani. Ya da A6 sürdürmek için. Hamleyi siyah bırakıp hani B6'ya C5 oyna gibi bakalım, oynamak için. Evet. Evet mantıklı. At D5, fil E7. Bunlar normal herhalde bilmiyorum ne diyorsun? Belki şey kötü ama değil mi? A6 kötü olabilir burada ne dersin? Burada sert bir şey yani C5 gibi ama fil B5 mi var? Bilmem olabilir C5. Ya o tarzda oynanabilir mesela C5 F5 kaycısı. Bence oynanabilir bu yani. Bu oynanabilir.
Ya da C4 kaydı. Ne bileyim. Biraz C5. Rok atamadı, geç kaldı ya bunu. Fil B5. Belki zamanımız var. C4, at D4. Belki böyle oynayabilir. Kaleci 8. Hatta belki vezir A5. Ama vezir A5 B4 mü? Yok, vezir A5. Altı ya da kaleci 8. Buna ne oluyor? Fil F6 mı var? Belki çok karışık buraları. Kaleci 8 oynanabilir belki. Kaleci 8. Bir tane daha taş gibi. At alır E4 tehditleri var. Fil alır E4 tehditleri var. Yani bu açıkçası bence kompansasyon kesin var burada yani siyahlarda. Değil evet. mi? Rok atamadı hala. Bence böyle oynanması gerekiyor. Tabii bu tip şeyleri değerlendirmek biraz tecrübeyle. Gençlere dikkat et, materyal vermek kolay değil yani. Bir materyal veriyor ama kompansasyon olup olmadığını, yani o tecrübe biliyorsun buna şey yapıyor. Sen bakınca hemen bebeşi görüyorsun mesela pat diye. Yani evet. Çünkü gelişimi geri kalmış görüyorsun yani beyazların, öyle değil mi? Rok atmamış. Evet. Bu da şeyler belki olur. Tabii bunların hepsi olabilirdi ama olmamış. Çünkü A6, E5, yani at D4, at D6 girecek. A6'dan sonra aynen dediği gibi bayağı beyaz istediklerini elde etmiş burada artık. At D4. En azından burada mı artık C5? O da olmuyor ki. Şimdi beyaz bari iyi oldu. Vur D6'yı yani. Bari değil mi? D6'yı evet. Bari vur yani. Vurması lazım. Resmen beyaz çok iyi oldu bu. Tabii. İşte çok. Şimdi at D4, at C5'ler var yani. Var. Kalite kazanacak sonuçta. D6'yı vurmak zorunda kalacak. Evet, A8'deki çare. Fil piyon gibi. A8'deki zaten. Fil de piyon gibi kaldı dediğin gibi. Beyaz açık üstün açık burada. Açık üstün oldu evet. İlginç. A3 ilginç evet, bir şey. Bu oyunu da beyazı açık üstün diye bırakalım. Ve gidelim Yulia Gökbulut, Ebru Kaplan mücadelesine. Yulia Gökbulut, Ebru Kaplan oyununda da açılış Semiş'ten Benoni'ye döndü. F3 sistem oynadılar. Ben şöyle bir durumdu ben bıraktığımda. Biraz şeyden bakalım mı açılışa? Ben de oynuyorum siyahlar. Oynuyor musun? Evet. Burada şöyle geliyor. At yeni oynadım ben bunu. Ha. İki defa. Siyahla mı? Evet. E5. Ata 6 var mı ya? Çok kötü ama. Kötü. Evet ben de onu düşündüm. Ya E5, E5, A6, A4. Atın çünkü nereye gidecek sonra oradan yani. At halbuki burada atın D7'de olması lazım. Sonra E5'e vesaire. Hatta şey yapayım. Ben bunu yani siyahla kötü oynamıştım bir tane. Yani 2362 güne kazandım ama şimdi çalıştım. İki tane fikir var. Hani Shaint oynayan seyircilerimize tavsiye edeyim. Göster istersen. Ne oynanıyor? Ata 6 yerine E5 mesela. Tamam. C5 alıyor. Tamam. A6, A4. Söylüyor bir tane. Tamam. Şimdi burada iki tane fikir var. Birisi at E8, at C7, kale, at D7, kale B8, B5 sürmeye çalışmak. Yani diğeri de direkt burada F5 sürmeye çalışabilir at E8'den sonra. Atı C7'ye gidecek ve sonra da F5 sürecek diyorsun. Yok at C7'ye, yok F5 değil. Ne yapacak? At C7, at D7, kale B8, B5 sürmeye çalışarak oynayabilir. Ha, at C7 oynayacak bir atı, öbür evet. Atı da buraya D7'ye gelecek. D7'ye gelecek, kale B8, B5. Bir tane fikir bu. Hatta kim oynamış, Polgar mı oynamış? Ve sonra da B5 sürmeye değil mi? Evet. Ya bu piyon yapısında bir B5 fikri var. Bir de at E8 yerine şey de oynayabiliyor. Hani ne H5, oynayayım? H4. Direkt H5. Ha. Sonra at H7'ye çekip F5. Sürmeye evet. Çalışabilir. Evet. Ben de öyle oynadım zaten. O zaten ana fikir. Evet. Genelde o oynanıyor. Formasyonunda öyle. At D7'ye çekiliyor. At D7'den sonra hani H5, H4, at H7. Evet. Sonra F5. F5 sonra. At evet, D7, at E5 gelmeye çalışıyor. Fil G5'te oluyor ama genellikle o variantlarda. Evet. Ama burada da böyle oynanıyor. Mesela de... maç vardı. H5, fil G5, vezir C7 şeklinde. Vaşer Lagra beyazla oynuyor bu variantı sürekli. Aha. Evet. Hep tercih ettiği variant. Dinkliren'le oynamış. Yeni bu maçta evet, bir sene evet. İçerisinde. Evet. Nakamura ve Dinkliren'le oynamış. Sanırım Nakamura'ya kaybediyor. Dinkliren'le beraber kalıyor. H5, fil G5, vezir C7. Sonra at H7. Öyle oynanıyor. Bu durumda değil mi? H5 yapıyor ve siyah beyazlı fil G5. Onu bakalım istersen birazcık. Göstereyim. H5'i oynadığı zaman. Pardon burada sıra A6'sız galiba. A6 da olabilir. A6'ya çok gerek de yok yani. Fil G5. Yok yok. Vezir C7 belki. At B5. A6, A4 hani bir gene aynı şekilde oynayabilir. Yani A6, evet. A4, vezir C7. Şimdi at H7. Şimdi fil çıkıyor yani. Herhalde bir yere. Fil. Vezir D2 ile vezir oynanabilir. Vezir D2, at H7 mesela. Fil çekiyor. H6'ya mı giriyor bilmiyorum. E3'e mi?
Belki Ataşehir'den önce Kale 8 de oynanabilir bir tane. Hani Filik kesmemek için değil mi? Tam hamle hatırlamıyorum. Belki şimdi böyle bir şey yani. Evet. Siyah'la oynamak da sonra zor. Sonra da H4 evet. ya da F5 de olabilir yani. İkisi de böyle oynanıyor. Hatırlıyorum ama ben de. İlk H4 söyleyeyim. Önce H4 değil mi? F5 önce H4. Burada zaten kale rok atmış olması lazım. Çünkü ataş 1 at F2 oynaması lazım. Evet. Yani hamle böyle sırası. Çok ilginç bir variant. Bu beyazla siyahla da oynamak garip yani. Evet. Yani formasyonu çok ilginç. Doğru söylüyorsun. Yani bu varyantı ben de oynadım siyahlarla birçok kez. Ondan sonra ve dediğin gibi oynaması da her iki taraf için de çok zor bir varyant. Evet. Bu varyantı en çok oynayanlardan biri, bilmiyorum biliyor musun? Drev. Beyazda. Drev çok oynar bunu. Bu varyantı oynayanlardan bir tanesi. Hatta ben Mustafa ile oynadım. Hatta Barayev'de zannedersem oynardı. O ekol, bu F3'lü sistemi çok sever. Eski ekol. Başka sevenler de var şimdi modern oyunculardan. Başyer Lagrav oynuyor değil mi? Evet. Evet, şimdi burada tabii oyunda farklı şeyler olmuş. Ata 6 gibi bir yavaş kaldı hamle yani. Bilmiyorum belki. Ata 6. Biraz geri dönelim biz. Yani burada ata 6 oynuyor. Bu tabii iyi değil. Belki bir fikri vardır hani de. Yavaş gibi yani. Evet. Burada o şimdi ED5 kalmış oldu. Tabii orada. Şimdi burada ED5 almak ilk başta yadırgıyor tabii ama C'deki attan dolayı iyi gibi duruyor. ED5 burada iyi galiba. Çünkü C'de 5 yani evet. At D7 kale B8 diyordu evet. O fikre dönüşe transpoze oluyor. Aynen. Şimdi fark bu herhalde. Ben E5. De ilk baktığım zaman pek yadırgadım gibi oldum ama sonra baktığın zaman konuma hiç de fena bir fikir değil yani. Evet. Sonuç olarak F4 süreceksin. Normal bazı varyantlarda hani F4'lü sistemlerde de bu böyle oynanıyor. ED5 ya da F3 sistemlerde bazı varyantlarda oynanıyor. Kale 5-8, evet, A5. A5'e gerek var mıydı acaba? Yani sürebiliyor muydu? Sürüyordun değil mi? Sürüyordu herhalde. Feda edecekti ya da. Ya arkadan fil B7, D5'i nasıl tutacağım filan. Fil C4 tutarım diye. Belki tutarsın yani. Gerek şu anda yok gibi duruyor. Sonrasında belki fil D7 ile hücum edecek. İstemedi. Bir tane fil F4 çıkabilirim burada yani. Taş gelişeyim. At E4 hani. Birçok hamle olabilir dediğin gibi. Acelesi yok. Belki neyse oynamamış. Evet yani oynamamış. A5 kare B5. Fil F4 sürmüş. H5. F5. H4. H4. Bu ne? Niye verdi piyonu? Bilmiyorum. Yeri mi aldı? Vezir 8 böyle geri mi alıyor? Ne oluyor? Böyle ne geri alıyorsa bile taşları H1'e gitti. Yani böyle geri almak olmaz yani. Beyaz çok kötü oynadı bence. Neler oynanmış? Bir sürü şey oynanmış. Vezir 4. B2. Siyah muazzam aktif oldu. Yani niye verdi F4 F5 ben hala anlamadım. Ne valla ben de anlamadım. Kolay değil bayan satrancını anlamak Mert. Alışman lazım, oturacaksın burada. Biraz sürecek yani, o anlamak kolay değil. Bazen de anlamaya çalışmak zorunda değilsin yani, onu da düşünmen lazım. Bayan değil kadın can abi. Evet pardon. Özgür dinliyorsa bizi Özgür çok kızıyordur. bayandinkadın.com öyle dedi, bir site varmış. Şimdi Özgür'ün şeyini herhalde işliyorum buradan. Sıra kimde burada? Bana. Nasıl? D6 boştu değil mi? Vezir C2, Vezir C2, Fil C2, Fil D6 yok mu? Evet. Öyle mi oynandı? Bu nasıl bir şeydir bu? Sıra beyazdı. D6 kare E8'i tutuyor. Nasıl oluyor bu iş? F2 mi oynamış? Yok, sıra şimdi siyahta. Kale D8 oynamış. Doğru. Kale D8 oynamış şimdi. Yani oynamış. Sıkıntısı yok. Fil D1 belki. Öyle mi oynayacak? Fil A4 alacak. 5 piyona 5 piyon. A4'ü alıp B2'yi düşürebilir. At C5'e fil B2 alacak herhalde. Haa, at C5 var. Garip, enteresan. B2 istiyor öyle mi? Ha, fil D4 şah mı var? Doğru, fil D4 şah var. Şah. Pardon. Fil D4 şah. Doğru. Taş olmuyor. Olmuyor. Olmuyor.
No, fila 4 kale B2 oynayabilir. Tehdit o herhalde. Evet. Beyaz'da da bir şey göremiyorum ben. Sıra beyazda ne oynayacak? Beyaz ne oynayacak? Beyaz'a da iyi bir hamle söylemek çok zor. Değil mi? Yani piyonu kaybediyor sanırım. Hani flash 4 oynayabilir. Hani ne oynadı? Şah F1. Şah F1 geldi. Şimdi at C5 tetti diyor. Fila 4 alacağım. Fila 4. Mesela. Kale A4. Kale, kale B2. Piyon önde yani. Net piyon önde. Tabii kazancı yeter mi? Şüpheli ama. Atı yani at C7'deki kötü. At çok kötü. Evet. O yüzden biraz kompansiyon olabilir. İki fil var vesaire. Yani kompansasyon var. Bu oyun döner yani. Berabere olabilir. Beyaz kazanabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir bu oyunda. Bu oyunda her şey beklenir, ben sana söyleyeyim. Gelecek şeylerde her şey, hamlelerde bekliyorum ben. Bu oyunda da heyecan bizi bekliyor diye düşünüyorum. Evet ve geçiyoruz. Eda Çelik, Ezgi Yılmaz mücadelesine. Eda Çelik, Ezgi Yılmaz mücadelesinde böyle burada kalmıştık. Ben hep DC5 yapsın, atı çıksın A3'ten ya da tabii D2'den, ki, C4'e gidip hani D5 karesi diye. Hatta siyat orada da duruyor D5 karesi biliyorsun. Siyatta yine bir yanlış açılış. Evet yani gene klasik Ezgi bir şeyler yapmış. Oyun nasıl bakalım, oyun nasıl devam etmiş bir bakalım. Can abi, ilk hamleler nasıl? İlk hamleler olur bakalım onu hızlıca. E4 böyle bir gene fil B5 şahlı oyun. Eda oynuyor. G6. Bunu gene aynı ya, bu ikidir. Ezgi mi oynamıştı? Gizem Ayazmalı oynadı. Evet, Gizem Ayazmalı oynamıştı galiba. Bu varyant mı, ben anlamadım. Galiba bu farklı bir şey ama. Aynı bu durum muydu? Aynı G6 D4 C4 aldı. Gizem Ayazmalı fil G7. Bu fil G5 güzel hamle ama. Bence iyi yani. Evet, vurmak da çok C5'e iyi. C5'e 5 sürmüş. Evet çok iyi yani. Bu fikir güzel ve şimdi de böyle kalmış işte. D5 iyi hamle. Tabii bu da iyi. Vezir alır vezir. Şah alır vezir. Veya hata A3 oynamış. Vezir almaya da gerek yok diye. Bence almak iyi ya. Oyun sonuna gir. D5 karesi. Hata A3 direkt çıksaydık çünkü o alırsa zaten kaleyi de gelişmiş oluyordum. Uzun ok mu atacaktı? Kısar ok atardı. Belki uzun ok atardı. O zaman yani farklı stratejiyle. Şah kaldı belki. Şimdi bir sürü tempo kaybediyor. Bu şah çekmek bence gereksiz. Ne gerek var şah çekmeye? Çık atı C4'e hemen. Ha belki de şeyden dolayı şah çekiyor. Şah C7'ye giderse falan diye, E6'ya gitsin diye. Olabilir mi? Demedim. Şimdi at B5 gelmiş. Öyle ama bir şey. Bu çok sert. Atın D5'e doğru gitmesi. Evet lazım. D5'e gideceğine işte B5'e gitti. Maalesef. Siyah iyi oldu şimdi. Bir anda siyah aktif oldu değil mi? İşte ne yapayım bilmiyorum. Siyah iyi oldu şimdi. Ne diyeyim bilmiyorum. Sana söylüyorum işte. Bir fikir uyguluyorsan hani başlangıçta at C4 at E3 ondan sapmayacaksın. Gene saptı işte. İşte şey, orada bir ufak bir tehdit gördü. Şimdi mesela ne gördü burada? Eda ne gördü burada at B5 oynarken? Ya şöyle kaleci 8'e dedi ki ben şöyle düşünüyorum o düşündüğünü. Kale alır kale. Kale alır kale yaparsa at C7 şah derim. Kale alır, at alır kale yaparsa B7 boşta, A7 boşta kalıyor. Ama kale A8 oynuyor. At B5, kale alır A2 var. Burada da yani çok da açıkta bir şey yok. Ama neyse. Böyle oynamadı. Oynamadı. Fil de 8'e ne düşündü acaba burada? Kalede 1 herhalde. Kalede 1 D'ye attığını mı alıyorum diye düşündü acaba? Maç böyle oldu. Ama işte burada da bir şey elde etmedi yani. Benim genç oyunculara da, seyircilere tavsiyem. Eskiden ben de bu hataya düşüyordum. Yani az taşlı oyun sonlarında, yani en azından oyun sonlarında genellikle taktik bir şey olmuyor. Olmuyor değil mi? Bariz böyle bir normal, taktik hata yapılması. Hani taşların nerelere gelmesi gerektiğini, hangi karelerde. Mesela ideal kareleri belirleyip ona göre oynamaları lazım bir stratejiyle. Kesinlikle evet. Taktik hani at B5 gideyim, taktik yedireyim. Şöyle bir, öyle konumlar genelde olmuyor eğer doğru oynarsa evet. Karşı taraf. Hani en iyi hangi karelerde olabilir taşların? Mesela şu konuma baktığımda ben beyazın A3'teki atını E3'te görmek istiyorum. Evet. Sonra A4 sürüp F3'teki atı C4'te görmek istiyorum. Evet. Kaleyi D1'de görmek istiyorum. Ondan sonra şahı E2'ye koyabilirim. Hani hafif üstün
böyle bastıra bastıra bir oyun. Bravo. Onun yerine mesela şat çekip at bebeş çatal isteyip hani böyle şeylere gerek yok. Taşların nerede iyi duruyorsa ilk oraya getir. Yani net bir şekilde yani. Kazanç görüyorsan somut olarak yani bir er kazanıyorum tık 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 görüyorsan tamam. Ama evet. Hiçbir şey görmüyorsun böyle oynayayım filan ama bu yanlış işte. Şimdi Eda'nın yaptığı mesela net bir şey görmemiş böyle girmiş bunu at bebeş filan. Halbuki ilk başta eminim fikri at C4 at E3 gelip at D5 oturmak. Eminim yani bunu oynayacağını. Oynamak evet. istediğine. Nitekim doğru planı da buluyor D alır C5 yaparken. Öyle değil mi? D5'i yapıyor. Evet. Belki vezir kesip kesmemesi tartışılır. Ama sonuç olarak doğru planı buluyorsun. At C4, at E3, atıp B5'e niye gidiyorsun? Ne işin var at B5'e? Sonra bir sürü tempo. At A4 sürüyorsun, at A3 geri deniyorsun tek değil mi? Bir sürü tempo kaybediyorsun. Orada siyah kendini toparlıyor. Evet F5 falan sürüyor. Ya bu konuda F5 sürebilmesin mucizesi yani. Yani tabii bunlar neyse artık oynanmış. Devam edelim biz hızlı hızlı. G3. Görüyor musun at bir de C4'e gelemediği gibi pasif bir yere yerde gittikçe C2'ne. D5 karesi çok zayıfken evet. At C2 at E3 gelebilme evet. ihtimali vardı. Şimdi evet. 10 hamle geçti. D5 karesi o kadar aynen. zayıftı. Şimdi at C2 geliyor. Gene oyunda bir şey yok aslında düşünürsen. Evet. Yani bir şey yok ama belki. Ama beyaz yani bence açık stratejik üstünlük bak sağlamışken yani. Şimdi mesela şimdi, siyah fil G5 oynayabilir diye ilk başta gözüme ilişen hamle. Hatta iyi. Bu konumda siyah bence biraz daha iyi. Daha iyi de olabilir. Ama iyi demek için daha erken. Şimdi şu F3 gibi bir şey düşünüyorum. Parçalamak için orayı. Hatta F4 süreyim mecbur kalsın. E alır F3 yapmaya. Şimdi şah F2 oynayayım diyorum. At G4 olmaz. Olabilir mi? Ha, at G4 olabilir. At G4'ü engelim olduğu için belki erken. Şah G2 oynamıştı. Şah G2 oyna şimdi dediğin gibi evet. tehdit et F3 yapmayı yani biraz acele ettik ona. Siyah da F4 mü sürecek şimdi? Belki F4 olabilir. F4 olabilir doğru söylüyorsun. Ya çok kontur verdi yani. Bir anda siyah bir sürü kontur buldu yani. İnanılmaz bir şekilde değil mi? Evet. Konumu bu arada fil G5 değil H5 oynanmış. Eda da at E3 oynanmış. Öyle mi? Ha. H5'e de at E3. At E3'e bence siyahın da izin ver. Fil G5 kuvvetli hamleydi. At E3 yani. Niye oynamış anlamadım. Fil G5. At D5 at F4 falan. Ama at D5'e kale D8. Sen at C7 şah mı var? Ya at E3'e getirtmeseydi siyah bence. Fil G5 oynasaydı. At E3 gelemiyordu H5 yerine. Aynen. Yani file 3, at C4 vardı. Hani at E3'e. Evet yani bu ne şimdi? At D5 mi gelecek şimdi? Sanırım. Kale D8, at C7 şah. Belki kale D8'e gerek yok. At D3 oynarsa at alır D3 olmuyor. C4 olamaz mı şimdi? Olabilir mi? C4 at D3 gelmek istiyor. Evet güzel hamle. At B6, kale C6. Bir şey çıkmıyor oradan. Evet C4 kuvvetli. Ya E1'deki at oraya bağlı kaldığı için. Bayağı kuvvetli evet. C4 ciddi olarak. Yani oyunun kazandığı bir hamle de olabilir. Çünkü at D3'ten sonra ne yapacaksın? Almak zorunda kalırsan felaket. Almazsan B2 istekte filan. Gerçekten de. Yani Eda burada. Ezgi de Mustafa'nın çocukluk hali gibi oynuyor. Açılışları kötüydü onun da oyunu çok kuvvetliydi. Öyle mi? Her maçtan açılıştan kötü kalıp oyunu sonradan bir şekilde aynen. çeviriyor yani. Mustafa da öyle miydi? Evet küçükken öyleydi. Evet yani küçük Mustafa diyorsun Ezgi'ye sen öyle mi? Mustafa dinliyorsa bizi. Kızıyor olabilir şimdi. Ben öyle değildim diyordur içinden. Öyle değildim. Mert sana. Evet şimdi bu oyunu geçelim istersen. Tamam. Siyahı burada iyi görmeye başladık biz. Ve gidelim Hande Nur Şahin'le Ece Özbay'ın mücadelesine. Hande Nur Şahin Ece Özbay mücadelesinde neler olmuş? Biz en son tamam. bu da işte gene Slav ama her şey kesilden hani var ya fili kestikleri tamam. filan
böyle bir şeyler oldu. Ben çok beğenmedim bu Vezir B8'leri falan ama. Vezir B8'e mi? Evet. Niye? Vezir G4 gelmiş. Son durum bu mu? Bence. Yok ya, bir sürü hamle oynanmış. Bir dakika. Vezir G4. Tamam. Kale E8, E5, Vezir G4. G4. Ve ne oynuyor? Siyah Vezir C7. Burada biraz bakalım. Düşünmek mi istiyorsun? Sana düşünmek için süre veriyorum. Bakalım ne oynayacak. Tam böyle bir anda bir garip bir konum yani. Garip bir konum. Öyle bir aynen, şey hissediyorum aynen. Ya. Yani kıl payı böyle hani. Mesela en basitten D5, AT5, AT5, kale E5 mi? File 5 ne oluyor? Yani kale D7 var. File 2 şaf olmaz mı? Bilmem. Olabilir belki de yani. Hamle onu hesaplamak lazım. Ne oyna bakalım, boş ver, hesaplama şimdi. Fil F8, D5, AT5, fil F4. Bunu ben anlamadım ama neyse. Tekrar geri dönmüş. At G4 almadı. H4 oynadı. Beyaz çok iyi kazandı. Oynamadı ama gene de. Siyah er kazandı. A2 fin alamıyor mu? Kale D7 giriyor. Ona da kale D7. Kale D7 çok tehlikeli. Öyle maç C4. Öyle oynanmış zaten. Kale D7. B3 sürdü. Vezir C4 kesmek için. Güzel tamam. Hamle. Güzel hamle gerçekten. Vezir A5. Kale D7. Kale E7 oynayacak. Kale D7. Oynamadı mı şimdi? Kale E7 gibi duruyor, evet. Tek hamle o gibi değil mi? Evet. Kale. Beyaz bunu daha iyi oynayabilirmiş. İyi bir konum elde etmiş. Kesinlikle. Yani biraz piyonu vermiş ama kompansasyon. Gene var kompansası. Var önce. Kale E7'ye gene. Hani ne oynayacak? Belki kale E7'ye, kale E7'ye. Fil C7 düşünmeye başladım ya. Kale E7. Vezir E1 şah var. Fil C7, Vezir E1 şah şey kapatırsam. Bu sefer de öbür kale geliyor değil mi? Kale E8. Vezir E1'den şah çekiyorum. Vezir E1'den şah çekiyorum. E1'den şah çekiyorsun. Evet. Olmuyor o zaman, olmuyor. Pardon. Vezir E1 şah var. Bu olsaydı çünkü aşağı kale D8 inme fikrim var hep sürekli. O yüzden yapıyordum bunu ama. Kale E7 olmasa güzel oynamış. Kale E7 ile kurtarıyor vaziyeti. Piyonun ne? Yani kaleye kaçacak yani. Sonuç olarak ama kaleye kaçınca kale E8 E1 şah var. Net kaleleri kestikten ya. Sonra da yani oynuyor ya da kale yani. Belki D3 gidecek. Hadi kale D3 gidelim. Böyle oynasın. Kazanması zor siyahla. Ama piyon önde yani. Evet. Açık bir kompansa ben göremedim. Var fil biraz kompansasyonu işte. Var biraz. Fil kötü, F8'deki fil kötü. Hep aşağı inme tehditleri var. Kale D8 final. Nasıl yapacaksın onu, engelleyeceksin? Ama şey oluyor tabii. Mesela piyon geri ve net bir hamle bir durum olmadığı için hani kızlarda zaten evet. Türk satrancıdan öyle bir değerlendirme hani senin dediğin gibi F8'deki fil kötü evet. Diye düşünülmüyor. Piyon aynen. Verdim hadi hamle geri panik, de alamıyorum panik falan. Diyor. Panik oluyor. Ve doğru. Kötü hamleler yapmaya başlıyor. Doğru. Şimdi mesela yani şu siyah da böyle oynayabilirmiş. Yani. Şah dedi kaçtı. Vezir E4 veziri kesmiyor oynayabilir ama vezir G3 kaçıyor. Vezir kesmesi iyi olmaz tabii burada. Oynadı kaleye. Kaleye de oynadı. Tek hamleyi buldu. Evet. Kaleye yedi. Tek hamleyi buldu. Süreler nasıl İsmail? Beyazın durum ne? Burada Zeitlot. Ooo. Hande Nur Şahin çok düşünmüş. 12 dakika. Ne diyorsun, bu oyunu bir geçelim mi? Geçelim yani. Kompansasyon var diyelim. Evet. Ve ya bu net bir ön geri gene. Ve bu oyundan sonra da tekrardan kısa bir ara verelim. Peki. Ve ondan sonra artık zaman sıkışması bölümü bizi bekliyor. Biliyorsun. En heyecanlı bölüm. En heyecanlı bölüm. Seyircilerin de buradan zevk aldığı eminim bölüm bizi bekliyor. O yüzden bizden ayrılmayın diyorum. Thank you.
Evet sevgili izleyiciler, tekrardan sizlerle beraberiz. Biz en son nerede kalmıştık? Şahin Özbay değil mi? Oyunda evet, kalmıştık. Ve oyundan tekrar birinci masaya mı gidelim yoksa devam edelim? Bakmadığımız Day Irmak, Evrim Buluç, Bulut Aruç, onları da bakalım. Bakalım. X8 masaya bakalım. X8 masayı biz çünkü bir kameralarla kontrol altına alabiliyoruz. Aynı zamanda da 8-10 masaymış aslında 4 puanlı ama Hande Zengin, Süral Ceren Süre onlara bakamadık. İsmail bende bir sorun çıktı. Fişe takın diyor. Oraya şey mi gelmiyor? Şarj mı gelmiyor? Hah. Evet şimdi oldu. Evet şimdi 7. masa. Irmak Dayı. Rakibi de Irmak Dayı'nın rakibi de Evrim Bulut Aluç. Evrim Bulut Aluç Irmak Dayı. Ne olmuş burada böyle? Bayağı enteresan. Biraz geri gideyim. Nerede kalmıştık? Evet şurada kalmıştık. Ben demiştim A3 sürsün. C6'ya da B4 sürsün demiştim ama o B3 sürmüş. B4 zorluyor çünkü C4'ü almaya. B3 sürmüş. 1-B2. E5. Bu E5 tabii şüpheli ama. Çapraz böyleyken gelmek. Evet ilginç. Çok cesaret işi gerçekten. En sonunda açmaz. Feda ediyor oradan. Onu niye feda etmiş? Yani çünkü kale E5 kalesi boşta kalıyor ama kale alır E6. Kale F5. Vezir G4. Kale D8. Sanki biraz sonra bitecekmiş gibi duruyor. Evet. Vezir D7 tek devam ediyor bence. Ne oynandı? Bir şey oynandı. Vezir D7 oynandı. Vezir D7. Ona da alıp alıp kalede bir gelirse eğer o alet düşer büyük diyelim. İhtimalle. Şah F8 tek kalede bir. Buradan kurtulacak durumu yok herhalde. Evet vezir D4 yani o alet düşer büyük ihtimalle. Fil, kalede fil D5 istiyor. Hepsini birden vezir nasıl tutacak? Vezir, mümkün değil. Vezir nereye gidecek? Hem kaleyi tutacak hem atı tutacak i̇şte, bir daha maçmazdan kaçacak. İşte o şah G8'deyken o çapraz öyle zayıflatırsa. Evet. Aynen öyle. Bu yani. Oyun biraz sonra bitecek. Evet, çünkü vezir E4 tehdidi var. Vezir E4 tehdidinde yani fil D5 var, vezir D4 var, vezir E4. Yani 3 taş açmanızda hani bir sürü tehdit var. Evet. Şu anda fil D5 var zaten tehdit. Aynen. Bir hamle tehdit diyor. Nasıl engelleyecek? Periskop yayını yapıyorlar galiba oradan bize karşı. İsmail ben de sana periskop yayınına başladım şimdi. İsmail beni bana bir anda periskopu hatırladı. Dönmüş beni çekiyordu sevgili izleyiciler. İsmail şimdi şu anda bir periskop yayını hak etti. Gördüğünüz gibi. Evet İsmail'i periskop yayınına bağlamak üzereyim. Ayça'yı da çekti Can abi. O Ayça da evet. Periskop yayınına bağlandık ona şimdi. Periskop yayında İsmail beni çekerken zoom yapıyor. Ayça da burada biliyoruz gördüğünüz gibi canlı yayına çıkma ısrarlarımızı reddetti. Ama gene periskop yayından kurtulamadı. Ayça gördün mü? Yayına çıkmadın ama periskop yayınına yakalandın. Evet, Can abi ekliyorum periskopu. Da, bu arada da İsmail'i elinde periskop yayında beni çekerken İsmail üstelik bana yapıyorsun bunu. Ve böylece periskop yayını karşılıklı birbirimize periskop tokuşturduk. Gördüğünüz gibi Mert de yanımda canlı yayında. Ekranı da göstereyim size sevgili izleyiciler. Bu kısa periskop yayınımızı birazdan sonlandıracağım. İşte İsmail çekerken karşılıklı periskop yayını yaptık. Ve yayınımızı biraz sonra sonlandırıyorum. Sonlandıramıyorum. Niye sonlandıramıyorum bilmiyorum ama kendimi çektim şu anda. Döndürdüm kendimi. Evet, periskop yayınım bitti. Kısa bir yayın oldu. İsmail hatırlattığın için bunu sana teşekkür ediyorum gerçekten de. Unutmuştuk periskopu. Değil mi? Evet. Erman mesela bu periskop yayını çok beğenmiş. Devam edin diyordu Erman Üsküdarlı. Aslında bu periskopu bana ilk gösteren Erman'dı biliyor musun?
gittik şeye, nerede? Manavgat'ta Türkiye Kupası'nın canlı yayını yaparken arada böyle yürüyüşler yapıyorum. Hava çok güzel, pırıl pırıl böyle. Yürürken bir baktım Erman ailesiyle beraber orada küçük böyle bir ördeklerin filan dolaştığı böyle bir göl gibi bir su birikintisi olmuş. Erman oradan periskop yayını yapıyor. Erman ne yapıyorsun dedim. Periskop yayını yapıyorum dedi. Aa dedim, nasıl iş bu filan. İzleyicilerim var mı? Var mı? Aa dedim filan. Bana öyle ilham geldi yani. Bana ilk bu ilhamı veren Erman'dı yani. Sonra CNN Türk'te meşhur Mesut Yar canlı yayında çıkardı cep telefonunu. Periskop yayını dedi. dedim canlı yayında koskoca Mesut Yar yapıyorsa biz niye yapmayalım? Ve böylece bir de artı İsmail biliyorsun. Perde arkasında İsmail'i görmek isteyenler, asıl benim kozum o yani. Periskop yayınını yapmaktaki asıl büyük kozum İsmail. canlı yayına çıkmıyor ama periskopa yakalanıyor. Dolayısıyla böylece periskop yayınına başlamış olduk. Bunun hikayesi kısaca. Evet, şimdi biz tekrardan satranç dünyamıza geri dönüyoruz. Evet. Nerede kalmıştık? Bu oyundan sonra dönelim. Toydemir, Nur Beyza Toydemir ve rakibi de Büşra Özbek. Evet, bakalım burada neler olmuş. Bu oyun açılışı çok ilginçti. Tekrardan dönmek istemiyorum Mert. Tamam. Çünkü çok sorular soracaksın bana, biliyorum. Niye öyle oynadı? Niye böyle oynadı? Ben kendi kendime açıklayamayacağım için vazgeçtim bunu artık. Ayça canlı yayına gelmek istiyor galiba Can abi. Öyle mi? Yok. Evet. Öyle bir şey olursa tabii ki yani. Ayça'yı periskop yayına çıkardık zaten artık. Onu yani yakalandı gördüğün gibi. Evet. Burada ne diyorsun Mert? Senin artık fikirlerini alalım. Şimdi beyazın fil çifti var. H3, C8. O çapraz zayıf ama piyon yapısı da buna nazaran zayıf. C3, A2 piyon yapısı var. Hı hı. Zaten siyah da oraya baskı uyguluyor. Hani o fil çiftine karşı zaten bence oradan yeterli kompansesi var. Evet. Şimdi sıra herhalde beyazda. Hı hı. Mı acaba? Değil. Sanırım. Bir bakayım. At C2 oynamış. Son anda. Nasıl yani? Sormayacaksın fazla nasıl. At C2, A2 böyle kale A1 var. Ha, o yüzden. Evet. Tamam. Pardon. Bir tuzak gibi yani. Tuzak kuruyor tabii. Şey ona Mesut biliyorsun, bu canlı yayının veteranı. Yani duayeni diyeyim daha doğrusu aynı zamanda. Yasser Seyrevan. Evet. Biliyorsun. O bu tip şöyle hamlelere çipo diyor. Çipo. Aa bir tane çipo yaptı filan. Yani çipo hani ucuz yani basit yani böyle küçük tuzaklar, evet, numaralar böyle. Ama evet. Şimdi at B4 gelip hani at C6 ama tabii çipo olmuyor. Atı B4'de oturmak istiyor. Tabii bu çipo olarak olduğu için söylemiyorum da yani Vezir A5 şey, oynandı. At B4'de iyice. Vezir A5. At B4 herhalde oynayacak. At B4 oynayacak diyorsun. Siyah da at C5 oynayacak. Bilmem. C3 hani boşta ya, at C6 hemen gelinmiyor sanırım. At C5 olabilir, mantıklı. Beyazın piyon yapısı zayıf ama bence hafif üstün çünkü piyonları yani basamıyor daha fazla siyah. Hı hı. Ama hani F4 de süremiyor, nasıl bir fikir uygulayacak ona da emin değilim. Şimdi C3'ü tutup at C6 gelebilmesi lazım. Aynı zamanda A2'yi de tutması lazım. Hani evet. Bunların hepsini bir arada yapamadığı için siyahın da buna karşı bir kompansı var. Belirsiz bir konum bence bu. Belirsiz olarak değerlendiriyor uluslararası ustamız Mert Yılmaz Yerli bu konumu. Evet, ben de katılıyorum kendisine. Şimdi bu konumu kapatıp biz yolumuza devam edelim. İstersen Hande Zengin, bakmadık hiç ona. Ceren Süral mücadelesi 4 puanlardan. Bakalım mı ona? Bakalım. Tamam, onu gösterebiliyor muyuz İsmail? Hande Zengin, Ceren Süral. Ben de bulayım onu. Gösterebiliyor muyuz onu? Evet, son durum bu. Doğru mu baktım? Yok, büyük de değildir son durum bu. Evet, son durum bu. Biz baştan bakmayalım, son durumu değerlendirelim. Tamam. Çünkü o artık geçti onlar. Evet. Emine'nin kızı değil mi Ceren? Evet. Evet. Ceren. Ona da selam yolluyoruz. Ona da buradan Emine'ye de selamlar yolluyoruz. Ceren'i görüyorsunuz ekranın tam karşısında, hamle yapmak üzere olan oyuncu. Siyahlarla oynuyor.
düşünüyor. F6 oynayacak. Oynadı. Oynamayı düşünüyor gibi geldi bana. Bence oynamaz mı diyorsun? Ya şimdi bu konuda hani G5 zayıf ona bastırıyor ama devirdeki fili bir türlü oyuna giremiyor. Bir tek B4 fil A4 hani oradan girebilir. Siyah bence ya A5 ile ilk onu kesecek. Sonra at D F6, at H5, at F4 oynamaya çalışabilir. Evet. Hani kazanca oyun, kazanç için bir fikir olabilir. Siyahın iyi durum diyorsun sen. Siyahın durumu yani, değil mi? Evet. O fikir eğer oluyorsa siyah öyle. Ama şurasını yani unutma ki beyazın da şahak çektikten sonra F4 gibi bir fikri olabilir. O F4 de can sıkabilir ama alıp alıp belki at E5 mi geliyor? EF4 yapıp at E5'te oturabilir belki, değil mi? Evet, alıp at E5 oturabilir evet. Yani. Orada hani ben mesela şah F2 oynayıp F4 sürmeyi. Tamam. Mesela at DF6 belki de direkt mi oynamak lazım? Bilmem. Biraz ona bakalım. At DF6. Beyaz ne yapacak burada? Şah D3 oynasın senin dediğin gibi. Yani. F4 fikriyle değil evet. mi? At H5'e de herhalde ama F4 oluyor. Ama şimdi F4'de G4 var. At ve yani F4 pek de bilmiyorum. Ha, E5'i alırız ama değil mi? E5'i alırız. Ha şey, at H5 oynasın evet. At H5 evet. Şimdi F4'de G F4 var. F4'de at F4 de yaparsın. Piyon kaybetmiyor mu? Piyon kaybediyor bunu. Ha evet, o tamam. Bir şey oynadı galiba. Ne oynadı? Hani at F4, E F4 F6 alıp, sürdü. F6 mı sürdü? Söyledim sana. O atı şimdi... Söyledim nereden sana F6 oynayacak diye. Güvenli hamle ama yok, orada siyah tuttu. Burada kazancı... Yani artık F6 sürünce tabii atın o yerini kapattı. Yani senin söylediğin gibi at F6, at H5 manevrası artık olası değil. Yani o yüzden de bu hamle tabii ki tercih edilmemesi gereken bir hamle ama... yani satrançta biliyorsun yeni hani genç oyuncularımız baskıdan kurtulmak için hani orada sürekli baskı var yani. O süreyim, kalelerimi serbest bırakayım filan manevraları düşünmüyor yani şu anda. Evet. Canım mesela at F2 oynandı ben gördüm şimdi ama şat D2 F4 fikri olabilir belki de. Hem flash. At F2 mi oynadı? Evet. Ama şat D2. Şat D2 oyna F4 sür diyorsun. Evet. Olabilir tabii. Hem fil H5'ten girebiliriz hem de at F4 alırsak alınca at F6 girebiliriz. Bravo. Yani burası beyaza F4 sürüşü olur. Gerçekten. Ve bunu engelleyebiliyor mu F4'ü? F4'ü mü? Ya burada şah D2 F4'ü bilmiyorum. Nasıl engelleyecek? Engelleyemiyorsa zor durum engelleyemiyor bir gibi. Sonra bu at buradan buraya gidecek. F4 sürüşünden sonra GF4 alırsa tilde oyuna girecek. O evet. Artık zor oldu ama at F2 döndü. At F2 de aslında mantıklı bir hamle. Çünkü kaleleri H'da bu sefer çiftleyip atı G4'e koyacak ve F6'ya basmaya çalışacak. At F2 oynandı oyunda. Bu da at G4 oynayacak. Sonra kaleleri H sütununda çiftleyecek. Evet. Değil mi? Amaç burada atı G4'e gitmek ve daha sonra da kaleleri burada çiftlemek. Ve H6'ya H sütununa girmek. Uygulamak. Evet. Evet, bu beyaz planı beyaz uygulayabilir ve beyaz hafif üstünlüğünü devam ettirebilir. Evet. Yani demin aslında siyah hafif üstündü. Bir anda F6 hamlesinden sonra beyaz hafif üstün duruma geçti, değil mi? Evet. Sence de öyle mi? Artık siyah savunacak konumu. Ama gene de oyun bence çok da bir şey yok yani. Herhangi ama bir... siyahla oynamak çok zor olacak. Şey de yapabilir. File 2, file 1, file 3. Şah D8, şah E7 gelip kale B8 oynayıp B5 fikrini uygulayabilir siyahta. Evet. Öyle bir fikri var. Boş durmamak istiyorsa gibi geliyor bana. Şahı bir kere E7'ye koyup E7'ye lazım. Çünkü H7'deki ata zaten baskı uygulanacak. Evet. Onu da F8'e çekmek bu fikri lazım. Karşılık siyahın fikrini de söyleyelim. Böyle gelecek. Böyle gelecek şahı. H'da böyle gelecek. De kale, sonra ataş, da F8. Bu kaleyi buraya gelecek. Ve daha sonra da B5 sürecek. Evet. Bu fikir olabilir. Biraz karışık gözüküyor ama biz planları bu anda yeşil oklarla gösteriyoruz. Başka renk kullanmıyoruz gördüğünüz gibi. Aslında sen beğeniyorsun arada karşı yaka renklerini. Bir kırmızı tanesi yapmıyorsun oldu. Ama hiç. Evet, kırmızı yapmıyoruz. Senin için bir kırmızı yapayım bakayım. Bir tane hangisi, hangisini kırmızı yapabilirim diye düşüneyim mesela. Onu nasıl değiştiriyorduk? Onu ben unuttum nasıl değiştirildiğini.
Yok kırmızı öyle değil. Renk hangisiydi? Shift acaba? Galiba kullanıyorum. Alt shift tuşuyla. Heh. Sana tamam. Bir kırmızı. Nasıl? Çok güzel iyi. Mi? Bir tane daha istiyor renk musun? Renk uyumuna bakar mısın? Bir tane daha istiyor musun? Bir renk daha koyayım şuraya. Kırmızı. Tamam. Ay pardon, niye böyle oldu? Heh. Bu mor oldu. Niye? Renkler değişiyor devamlı. Pembe oldu. Pembe oldu. Çeşitli renkler oldu tahtada. Birazdan absürt bir sanat eseri ortaya çıkartacağız burada. Evet, gördüğünüz gibi bunun fotoğrafını çekebilirsiniz bu ekranın. Ne olduğunu anlaşılamayan bir ekran ortaya çıktı. Şu anda kaldıralım bu ekranı. Bir tuşa basıp her şeyi kaldırabiliyor muyum acaba? Evet. Oh. Tamam. F6 at F2. Ama biliyorsun bir tekrar o konum geldiği zaman konum kendini şey yapmış, hafızaya alıyor. Bak şimdi at F2 oynayacağım, her şey ortaya çıkacak. Gördün mü nasıl bu mucizevi bir şekilde ekranda bir anda sanatçı yatıyor. Evet ya yani, at F2 oynar oynamaz bu konum ortaya çıktı. Evet, bu konumdan geçelim, biz geçelim. Update ediyorum bu konumu ve geçiyoruz bu oyunu. Gidiyoruz. Poyraz Dursun, Dilek Avluk. Bu son 10. masamız artık. İsmail, Dilek Avluk, Poyraz Dursun mücadelesine gidelim. Ondan sonra tekrar İlk birinci masamıza dönelim. Dilek Avluk. Dilek Avluk, Poyraz Dursun. Evet. Bakalım neler oldu. Olmuş. 3, 4, Poyraz 4, Dursun 4, 5, beyaz oynuyor. Dilek Avluk siyah oynuyor. Poyraz Dursun arkası dönük. Göremiyoruz ama siyah 2 piyon önde. Dilek Avluk. 2 piyon önde mi? 3, 6, evet, 2 piyon siyah önde. Öndeymiş. Ya at kötü sonra duruyor ama 2 piyon yani. Evet, yani burada biraz kompansasyon var mı diye bakıyoruz ama pek kompansasyon gözükmüyor. Yani at E4'e götürüp B5, hani B6 sürebilir. Bir kompansasyon istiyorsa. Mert'in önerisi beyaz için atı E4'e gitmek, öyle mi Mert? Evet. At E3'ten E4'e gidecek diyor Mert. Sonra B5, daha B6 ya da B5, A4, A5. B5 fikri. Ve daha yani belki de ileride B6 fikri olabilir. Var bence biraz kompansasyon. Hafif de olsa bir kompansasyon var. İki piyona karşılık diyor. Evet, fille attı çünkü kötü durumda siyah. Evet. O sebepten. Belki de at sıra siyahtaymış. Siyah oynamış sürmesi galiba, kalkmış. Öyle mi? Ne oynamış bilmiyorum. G6 sürmüş. O zaten yardımcı oluyor. Evet. Senin söylediğin fikri. Herhalde at G3 oynayacak beyaz şimdi. Ha şimdi F6'daki, E4 sürebilir mi diye baktım. O da olmaz. Şu F6'daki fili almaz burada herhalde. Ha bir dakika, bu kötü hamle yapmış ya. Şey, siyah at alır F6 vardı. Niye bunu oynamadı? Ha F2 mi boşta kalıyor? Kale alır F6, evet. B5. At C5, fil alır C5, D alır C5, kale alır C5 dedim ama düşündüm F2 ama başladı. Kale alır F2 ve sonra da gelip tutuyor böyle. O yüzden bu oynamak istemedi. Bunu haklı olarak beyaz bunu oynamak istemedi. O yüzden de atı G3'e geri kaçtı. Tabii materyal gerideyseniz taşları kesmek hiçbir zaman doğru değil. Onu da unutmayalım. Çünkü materyal geride olan taraf mümkün olduğunca taşları tahtada tutup oyunu karıştırıp belki başka bir şey elde etmek ya da kaybettiğim materyali geri almak isteyecektir. Ama taşlar kesildikçe, şah finale doğru gidildikçe de oyun, biliyorsunuz ki şah finalinde materyal kaybı hiçbir zaman kurtulmaz yani. Onu kompanse edilmez. Evet, bu oyunu da burada bırakalım. Gidelim birinci masaya. Beyazın hafif de olsa kompansasyonu var diyoruz ve birinci masamıza gidiyoruz. Birinci masamızda oyun bayağı oyun hamleler olmuş. Biz nerede kalmıştık bakalım. Biz nerede kalmıştık Mert? Daha gerine. Gidelim biraz daha geri. Fil D4 oynamıştı değil mi? Evet. At G5 gelmiş. Burada fil D4 oynadı. At G5 mi bakıyorduk biz? H3 sürmüş. Evet, at G5 bakıyorduk. H3 nedir anlamadım ben.
Fil G4'ten de çıkmasını engelliyor ama gerek var mıydı bilmiyorum. Çok ilginç. H3 hamlesini hiç düşünmedim. H3 sürmüş. Neyse hızlı hızlı gidelim çünkü oyunda hamleler oynanıyor. At G5, kale B8, B3. Bir dakika. Ya neyse. Kale F7, H4 olmuyor. Kale yani. F7. Ya burada H4 mü düşünüyordun sen? Fil G7 herhalde oynayacak. Ha, fil G7. Fil F6. Fil F6 da olabilir. Ha? H4 burada fil G7 mi oynuyor? Fil G7 oynasa daha iyi olmuyor mu H4? Ama fil G4 çıkmasını mı engellemek istiyor? Ve şimdi H4 sürelim mesela Canan abi. Bu durumda mı? Evet. Fil G7 tek hamle. Evet. Buna fil E2 çekelim. G4 atı çekip G5 mat edeceğim. Hmm. Onu istiyorum. Yani. Anladım. Ve kale D7 at B7 mat istiyorum. Aa, onu da gösteriyor. Bak ya böyle yapma ya. Bizi yutturma Mert ya. Asıl Hümas'ın hamlesi. Copyright'ı Hümas. Canan tutabiliyor mu atı? Kale D7 de güzel fikir ha. Ya ben G4 sürecektim de bu çok iyiymiş yani. Ve çare de yok mu? İşin ilginç tarafı da çare yok. Kale D7. Çok ilginç. Kale D7'ye çare yok gibi. Aynen. Ne oynayacak ki? Ben göremiyorum bir şey. Bilmiyorum. Force mat oldu bu. Burada anda. Mat oluyor gibi. Doğru söylüyorsun. Yani zaten yani. Orası zaten çok şey gibi duruyor yani. Fil G7, fil E2. Şimdi kale D7'ye çare yok diyorsun. Öyle mi? Kale... H4'de belki de fil G7'de oynamamak lazım. Ne oynayacak peki? Kale B7 oynayabilir belki. Ha, kale B7 mi var? Ya bir tane AB3 alsın mesela sonra. Kale B7. AB3'den sonra daha mantıklı bence. E tamam AB3 yapsın sonra AB3'e kale B7 oynasın. AB3, AB3, kale B7. Kale B7. Çünkü diğeri mat bence artık. Yani evet, aynen. Yani. Doğru söylüyorsun. Evet, evet. Buradan böyle kurtarıyor galiba. Kurtarıyor mu ama bu da ya şey bir... alıp fil G8 olabilir mi? Ha? Alıp fil G8 belki olabilir. Kale F8 oynasa. Neyse bu başka bir oyun oluyor Mert. Çünkü evet. Oyun ilerliyor oyuna bakalım biz. Oyunda ne oldu bakalım. H3 sürdü. A5, at B3, A4, şah demiş. At F3. At F3 tamam. AB3. Fil E3 oynamış. At G5 artık yok tabi. Kale B7 yine aynı şeyler aşağı yukarı oluyor oyunda da. E5. Süreler nasıl İsmail? Zoom yapabilir misin? 10 dakika. Öyle mi? Hı. 10 dakika. Henüz daha. Şimdi kale D7 mi? Tehdit ediyor. Kale D7 tehdit ediyor. Evet. Siyah da güzel savunuyor aslında. Siyah tek hamleler oynuyor. Evet. Şimdi fil F4 mi oynayacak? Bir şey oynandı orada ya. Maç ilerledi. Fil B2 oynanmış galiba. Fil gayet, D4 almış. Fil alır D4 yapmış. C5 sürecek sonra. Ki sürdü. C5 sürecek. Şah E3 herhalde. Ne bu kayıp ama ne olacak ki? Kayıp da o E6'yı düşüremez değil mi? Kale E7 geldi diyelim. E6'yı mı? Neyle tehdit alacak? Neyi nasıl gelecek? Fil D5 gelmeye çalışıyorum ama kale D8 var. Ya pek olası gözükmüyor yani fil E6'yı düşünmesi. Kale E7 yerine fil C8 oynasın. Ona bak. Mesela burada şah F4 geliyorum hemen kazanıyor evet. Bence. Kale şah G5, şah H6. Orayı bir ok koyayım şuraya şöyle bir. Bir dakika onun olmuş şimdi olmadı. Ne yapsın diyorsun? Kale E7 mi? Fil C8 oynasın bence. Ha kale E7'yi beğenmedin. Evet.
Oynandı şah tabii. Tamam. C5, şah E3, fil C8 oynasın. İlk hamle bunu oynasın. Ha istiyor. Ve kale F6. Ve o zaman kaleyi de oynarsın. Piyon finali kaybetmez bence. İlginç. Bu hamle fil C8. Kale F7 oynanırsa şimdi. Oynamadı. Oynamadı. Kale E7 geldi. Bence kötü hamle. Bu bizim baktığımız hamle kötü hamle. Şimdi yani. Kale F7 ya da kale E7 oynayabilir. Doğru. Sonra E6 belki de. Bu fil C8 evet zorluyordu sanki. Gerçi gene kaybederdi belki şah F4'le ama. En azından böyle bir zorlaması evet. Lazımdı. Dediğin doğru. Mesela şah F4, fil E6. Bir bakalım ona. Tamam. Şah F4, fil E6. Kale F6. Kale F6, kale E7. Şimdi şah G5 böyle kazanıyordu büyük ihtimalle. Şah E5'e hepsini alıp şah H6, evet. Şah F4, şah H7, şah G4. Kazanıyor mu? Şah ne yapıyorsun? G6, ne yapıyorsun şu anda? Doğru kazanıyor sanırım. Şimdi şah E5 oynayayım dedim. Tamam kestik. Kaybediyor büyük ihtimalle. Bunu nasıl kurtarıyor? Ha doğru parmış şah E5'te de. Evet. Böyle kazanıyor yani o da kazanıyor da. oyunda ne yaptı? Kale E7 yaptı. Ya fil E6 almasına gerek yok ama en azından hani. Bilmiyorum ya belki de kayıp pozisyon. Ya bence %100 kayıp. Evet. Şimdi şah giriyor artık. Gerek yani. Yok şah yani. Giriyor artık burada. Yani fikir yani şey şaha girmek değil mi? Evet. Ana fikir şaha girmek tamam, yani. Tamam bu kayıp bence artık. Onu beceremiyorum bir türlü şey yapmayı nedense. Ok koydum ama şah gelecek. Ve kale F7 ile ve karışık. Sonra kale F7 dediğin gibi oyunu kazanacak. Evet burada beyaz açıkça kazanç durumda. Çok da zor değil açıkçası bunu oynamak. H6 gibi bir hamle yaparsa da kale F6 var. Gerçi kale F6'ya kale G7 yaparsa kale F7 mi oynuyoruz? Ona da kale F7 yapıyor herhalde. O zaman da F7'ye soktuktan sonra zaten piyonu iyice kazanç durumu oluyor herhalde. Evet. O yüzden de bu oyun kazanmış bence. Kazanmış ya da kazanmak üzere diye bu oyundan dönüyoruz. İkinci masaya günün diğer önemli mücadelesi Betül Cemre Yıldız ve Hayala İskandarova mücadelesi. Gerçekten bu oyun çok kritik bir oyun. Çünkü Hayala İskandarova Ekaterina Atalık'la aynı puana sahip. Fakat rakibi Betül Cemre Yıldız. Bu oyun çok ilginç bir şeyler olmuş ve sanki beyaz üstünlüğünü yani. Kaybetmiş. Evet. Ya aktif duruyor ama B2 zayıf. B6'da da biraz sayın. Geri dönelim. Neler olduğuna bakalım. Biz bıraktığımızda beyazı hafif üstün görüyorduk. Nasıldı durum bakalım. İlk bıraktığımız... At E7 oynadı değil mi? Buna baktık. At A4 bunu gördük. Fil G5 gelmiş. Biz fil F4 oynatmıştık. İşte bizim hamle kale D3 hamlesi yok burada oynanmıyor nedense. İşte o fil G5. Güzel hamle buydu. Gitti ve filler evet. Karışıldı ya. Halbuki fili hiç kırmadan oyunu kale D3 oynamak daha iyiydi evet. Neyse bakalım sonra ne olmuş. Böyle çiftlemiş. Evet. Yavaş yavaş taşlar kesilmiş demek ki. Atı D7'ye doğru gidecek. Evet. Önce. Evet at D7 gitmiş mecbur kalıyor evet, tabii. Ama burada bir üstünlük kalmamış galiba artık. Zaten Tarşın'da sanırım bir söz var. Bütün kale finalleri beraberdir. Aynen. Çok net bir şey yoksa. Üstünlük gözükmüyor. Destekli geçer olduğu için burada da şah finalinde de pek giremiyor. D5'teki yer evet, çünkü kuvvetli. Kalamaz da yani. Yani evet. Şah finaline de mümkün değil. Bu oyun beraberliğe doğru gidiyor. Kale B3'e kale B8 var ona da giremiyor. Evet Hayala İskandarova burada beraberliği kurtaracakmış gibi duruyor. Bence de bu maç beraber olur. Beyaz'a bir fikir ben göremedim. Yani. Süreler nasıl İsmail? G5 zoom yapabilir miyiz? 4 dakika 7 dakika gibi gözüküyor. 14 dakika. O siyahın çok rahat 14 dakikası var. Beyaz bayağı süre harcamış. Nasıl kazanacağım diye. Yani. Şey olamaz mı? Şimdi baktıkça o aklıma geldi. Kale B3 geleyim mesela. Ama kale B5'e de kale B8 var. Olmuyor. Evet, kale B3'e kale B8. Yok.
Yani E sütundan ayrıldı mı hemen kale B8 tehdit diyor aslında. Tehdidi var yani. Kale B8, kale B4 gelecek. Bir de piyonları toplayacak oradan. Evet. E sütundan da ayrılamıyorsun yani. Beyaz bir de kayba sokarsın oyunu yani. Beraber olacak. Evet bence. Bu Betül için hiç iyi olmamış. Çünkü Betül biliyorsunuz bir puan girdi üst gruptan. Şimdi o bir puan 1.5 puana çıkacak. Evet. Ekaterina Atalık kazanınca. Ekaterina Atalık daha sonrasında ikinciyle de olan Hayala İskenderlu arasındaki farkı maçı kazanırsa yarım puana çıkacak. Son iki tur kala yarım puan önde olacak. Ve rakipleri de pek güçlü bir rakip de kalmayacak yani. Yorulun yarısından çoğunu geçmiş olacak artık. Şampiyonluk yolunda diye düşünüyorum ben. Evet. Bu oyun kritik bir önem taşıyor ama bu oyun bence berabere olacak gibi duruyor. Bence Beyaz'ın de pek bir olanağı yok gibi duruyor. Ne yapacak? Zaten düşünüyor. Bence göremedi bir şey. Zaten biz de göremiyoruz. Berabere diyorum. Şah gelmeye çalışsa böyle bir şey olabilir mi? Yani şah ama nereden nasıl gelecek? Şah E3, şah F4, şah F5 ama nasıl dolaşacak oraya? O riskleri alamaz. Mesela kaleye 6 koydum. Kale D7 oynadım. Şah D7 oynadım. Şah E3 yok, oynadım. Şah D7 gelsin. Kaleye 6 şah D7, kale D6 şah. Ha doğru söylüyorsun. İstediğim zaman girebiliyorum. Evet evet ya. Evet. O çok evet bu kötü ya. Ha bir de gelip kaleye buraya gelsem. Kaybedebilir bu. Kaybedebilir. Bir de kale B8 oynuyor şimdi. Hadi buyur. Ben kötü yani. Bu bayağı kötü oldu. Bu kayba girdi. Evet. Yok bu olmuyor. Böyle bir hata yaparsa. Ya kaybetmese de bayağı bir zor durum oluyor yani. Çok zor. Kazanacağım diye buralara girer mi? Girmez herhalde. İyi bir değerlendirme yapması lazım çünkü anladığım kadarıyla zaten o süresi az kalmış. 4 dakikası var yani. Şeyde. Bayağı düşünüyor burada bu konumda. Ne yap berabere yaparsa bir de artık şampiyonluk yolunda ya da ilk 3'e girdik. Artık 3.lük ikincilik olur mücadelesi yapacak. Evet. Öyle değil mi? Burada objektif olup hani berabere razı olması lazım çünkü gemileri yakarsa evet, kaybedebilir. Umarız oyundan sonra Betül gelir ve o sorarız ona. Neden şöyle oynamadın, neden böyle oynamadın diye. Bazı evet şeyleri ona danışırız. Çünkü bu oyun iyi durumdaydı yani açılıştan. Bence de. Bayağı iyi durumda gibiydi. Peki bu oyunu geçelim. Tamam. Gidelim. Nereye gidelim? Büşra Arı. Çiğdem Onur. Büşra Arı ne oynadı? Gene şah dedi. Beraber yapıyor büyük ihtimalle. Evet. Evet. Geçelim bu oyundan. Büşra Arı, Çiğdem, Onur. Ne olmuş bu oyun? Bu muydu son durum? Ne diyorsun son durum için? Ya bitik pozisyon ama hemen bitiyor mu? Kale D5'i şey mi düşünüyorsun? Kale D5 ve F5'e bakıyorum ikisine de. Vezir D7. F5 de dediğin gibi F5 sanki çok daha güçlü geliyor. F5'e ne yapacak ya? Açı dönmek zorunda. F5 oynadı zaten F5. Ha açı varmış ya. F5'e. Aynen. Gerçi F5 mi? Vezir A2 var onun. Analize geldiyse gel gel yanımıza gel. İstemiyor musun? F5 açı de vezir A2 var Can abi. F5? Ya da F6 alıyorum o da net hemen bitti. At C7, F6, At6, Vezir A2. At C7. Oynandı zaten. F6 aldı. Vezir A6, At A6, Vezir A2. A2. Bravo. Bitti. Artık kale E8 tutarsa at alır, E8 var. Evet. Vezir alır D3'e de, vezir alır E6 var ve böylece beyaz kazanıyor. Beyaz kazanıyor. Oynandı F6'da zaten. Beyaz da kazanç bir pozisyon. Bunu geçelim. Kesinlikle kazanç bir duruma girmiş. Yani Büşra Arı bu oyunu kazanıp puanını kaça çıkartıyor Büşra Arı? 5.5'a çıkartıyor. Evet. Üst grubu yakalıyor. Yani Çiğdem Onur da 5 puan. Betül'ü yakalıyor Büşra Arı. Çiğdem Onur 5'te evet kalıyor. Şimdi Yüle Gökbulut da diğer 4.5'lara bakalım. Ebru Kaplan'ın mücadelesi. Evet. O mücadelede neler olmuş bakalım. Gökbulut, Gökbulut Kaplan mücadelesi. Ne olmuş burada böyle? Gökbulut Kaplan mücadelesinde en son hamle at A2. Evet. At C3. Burada siyah çok sanki bitirmek olmuş oyun üzere oyunu. Fil D4'e atı C3'e çok koyup üstün olmuş. A'yı sürecek. Muazzam bir A geçiri var.
Hiçbir öyle dediği gibi A4, A3, A2, A1 vezir çıkmayı tehdit ediyor. Atı C3'e koyduktan sonra da bunu nasıl engelleyeceği bir şüpheli. Hatta önce belki kaleyi B2'ye koyup sonra atı C3'e koyabilir vesaire. İşte D6... Ama D6 boşta, evet. Ya fil D4'e atı C3'e koyup A4 sürecek. Aynen. Hiçbir kompans edemence yok. Aynen. Evet, burada da oynadı bir şey. Şah B3. Tamam, at C3 oynasın. At C3. Bekliyoruz. Bilgisayar kale B1 tehdidi var diyor. Ona fil nereye gidecek? File de yer yok ha. Fil nereye gidecek? Fil evet. C2'ye kale B2 fil. G5'e de fil D4 oynadı. G5'e de fil D4. G5 zaten hiçbir şey etmiyor. Hikaye. Fil C2, kale B2. Bu fil burada çaprazda da duramıyor. İşin kötü tarafı. Kale B2 inmedi canım abi. İyim ya, fili kaçırmak istiyorum. Fil onu. D3'e gidecek galiba. Ha, fil D3'e. Sür bunu, ne olacak? D6'yı ver diyorsun. Ver, ne olacak bu D6 yersen? A3. Bitmiyor mu? Kale fazla kalıyorum. Yok gerek aslında, boş ver. Direkt A4'te sürebiliyor ya. Evet, burada hiç gerek yok. A4 sür dedim, doğru. Hayır, A4'e bunu oynayabilir mi diye düşündüm de. Ama onu da alırsın. Kale at, B4 evet. Ya da at D5 de alabilirim, ne bileyim. At C3 geldi zaten. Burada gelmedi bizde ama orada oyunda at C3 oynandı. G5 sürdü. Fil D4 gidecek. Fil D4 herhalde variz hamle. Hala kale B1 tehdidi devam ediyor. Fili C2'ye gelmek mecbur. Evet, fil D4'ü de Ebru Kaplan fil D4'ü de oynadı. Bakalım şimdi Yüle Gökbulut burada nasıl bir hamle bulmaya çalışıyor. Yüle Gökbulut dün de aslında zor durumdaydı. Çok hani kötü durumdaydı. Evet, Ece Özbay'a karşı beraberliği kurtardı. Bugün de gene kötü durumda. Bakalım beraberliği kurtarabilecek mi? Bunu da kurtarırsa. Çok şanslı. Yani şanstan ziyade rakiplerinin hani teknik olarak değerlendirmemesi. O elinden geleni yapıyor tabii ki, yani şans derken hani mücadelede rakipleri tekniği, zaman sıkışması olabilir. Burada süre nasıl İsmail? Beyaz ve siyah. Zaman sıkışması var mı? Dünya 10 dakika. Gördün mü? Gene bak, süre az. Halbuki burada, biliyorsun, iyi durumda olanın daha fazla süresi olması lazım, öyle değil mi? Hani kötü durumda olan az olur. Bizde tersi oluyor. Fil C2. Ama burada plan çok bariz olduğu için siyah, yani A'yı sürecek. Bir tehdit risk yok diyorsun. Risk yok. Hani o patır, süre patır durumundan. Şimdi kale E7 gelebilir yani. Sen A4 sürdün. Şimdi gözüme ilişen hamle kale E7. Kale B2. Hadi buyurun. Gelebiliyor mu? G6 tehdit diyor. Kale B2, fil D3 oynanacak o zaman. Gördün mü? O kadar kolay değil. Tek fikri olabilir. Ne oynadı? A4 sürdü. Tamam. Şimdi kale E7 oynadık mesela. İlginç oldu. Bak, oyun bir anda ilginç bir hale geldi. Kontur buldu gene Yüle Gökbulut. Kale E7 ile. Şah F8 oynarsan da kale A7 geliyor. Ve A4 piyonu topluyor. Gerçi açmazdan alıyoruz galiba. Bir dakika, şöyle bir şey. Bir şey saklanmak. Hayır, alamıyor. Şah deyip olacak orada. O zaman force bir varyanta bakalım Can abi. Kale B2 mesela oynasın. Sıra şimdi beyazdı. Ha, kale E'de oynadı. Oynadı mı da oynamadı. Oynadıktan sonra diyorsun, ne oynuyorsun? Ne bileyim, kale bunu mu oynuyorsun? Bilmiyorum ki. Bakalım force varyantlara. Fil D3 tek bence. Ben bunu merak ettim. Bunu göreyim bakayım ne oluyor. Kale C2. Bir merak ettim sadece. GF'ye ama kale F2 var galiba. Fili de vurabilir aynı. Flash alt tehdit ediyorum ya. O yüzden evet. Bu gelip vurur yani. Olmuyor bu. Fil D3 oynayacak. Ama o sakat oldu ya. Fil D3. Sen de beğenmedin galiba. A3 mu? Beğenmedin A3'e değil mi? Bakalım mesela. A3. G6. G6. A2. Bir şah şimdi diyelim artık. Almak doğru acaba. Şah K8'i de kale A7. Şimdi kale böyle... B1. Tamam. Kale B1'e kale alır A2 varmış.
Kalebe 1 oynamıyor mu o zaman? Ne oynayacağız? Burada bir bakalım. Mesela. Kale E7 oynamadı. G6 önce oynadı. O niye öyle oynadı? Bu konum ilginç ya. Değil mi? Kale E7 niye oynamadı ki? Belki de G6'da mı şans var? G6'da ne var ki? Bu arada Betül... Piyon veriyor. Ayşe Betül... belki D6'yı almak istiyor. Betül'ün maçı çok ilginç bir Betül'ün durum öyle olmuş. Mi? Ne oldu bir görelim bakalım geri dönelim. 3 dakikası da var. G6. Betül'ün maçı zorluyor yani, mu Betül? Şu an force bir şey geldi. Kaybediyor olabilir yani. Betül'ün maçına geri dönelim. Şurada bakalım. Betül'ün maçındayız. Evet. Aynen. Şimdi Betül'ün maçına geri dönelim. Sıra ve bu final ne oluyor? Betül zorlamaya karar verdi oyunu. Biz burada kaldık. Şah şah geldi. Böyle geldi. Beraber yapması lazımdı bence. Ve şimdi kale B8. Ne oluyor? Güzel soru. Ve kale A6 oynarsa? Kale B2 de ya da kale B4 şah da oynanıyor. Kale B2 alalım mesela. Kale B4 şah diyebilirim. Hayır, kale B2 daha iyi Can abi. Niye daha iyi? Kale A5'i şah B7 kale kale oyun dışı kalıyor. Aa, bu ne ya? Felaket bir şey. Kaybetti. Bu kayıp. Kale A7 şah çeksin o zaman. Betül ne yaptı? Kaybediyor bu oyunu. Kale A6, kale B2, kale A7 şah çeksin. Hemen kaybettirmemeye çalışalım. Ona da şu kale kapatıyor. Bir şey kale B7, kale A5. Ama kale B4 şah diyor. Kale B4 şah diyor. Şah çıkışı da kale C4 var. Kale C4 şah diyor. Şah B7 geliyor yine. Evet. Yine kaybediyor. O zaman kale B4 şah, şah E3 gidelim. Tek başka neye girebilecek ki başka? Kale B7 gidelim. Ben anlamadım seni dediğini. Kale B7. Kale B7. Alıyor musun bunu? Kale B4. Şah deyince. Şah E3. Gene şah B7. Şah B7 oynuyor. Buna girmezse piyon finaline girmesi lazım. İşte onu diyorum. Tek çare piyon finali. Burada kaybediyor oyunu. Piyon finalinde kayıp gibi duruyor. Yani beyaz kale burada alır, hiç beyaz, isteyerek alır, piyon beyaz, finaline girecek bir şey belki olamaz. Belki kaybetmez. Beraber, belki de piyon var. Burada belki beraber olur. Kale B8. Şah B8. Zaten piyon finaline girmek isteseydi beyaz kale E7 şah çektiğinde kale D7 alıp girerdi. Aldı zaten. Bu kazanma şansı hiç sıfır artık. Bu şimdi kayıp olabilir yani. Kayıp olabilir, evet. Niye yaptı böyle belli değil. Ama şey yapamıyor herhalde ya. Siyah da şahı böyle E6'lara gelip hani oradan B4 rahat rahat oynayamıyor. B4 var herhalde. O yüzden beraber oluyor olabilir. Şah E6'dan şah E5'e giremiyorsun zaten. Dediğin gibi. E5'e girdiğin ama anda B4. Ama hamlesi ama bilmiyorum ya. Yani mesela şimdi boş bekliyorum. Şah C7 geldin, bekliyorum. Şah D7 geldin, bekliyorum. F4 sürdü bu arada. Şah E6 oynadın. F4 gerek yok aslında. Şah E5 oynadığın anda B4 sürüyor. Yetişemiyorsun artık. AB4, A5. Ama şah E6'dayken mesela şah buradayken B4 sürersen yetişiyor. AB4. Pardon, bunu düzelteyim. B4, şah E6. B4. AB4. A5, şah D7, A6, şah C7 ve yetişiyor. Dolayısıyla bu fikir ancak şah E5'e gittiği anda zaten içeri girmeye kalktığı zaman B4 var. O yüzden de bu berabere. Beraber, evet. Yani F4'e falan gerek yoktu yani. F4. Bayağı hamle oynandı. F4, F5 falan sürdü Betül. Berabere bu ya. Hiç yani bakmayalım. Gelemiyor zaten şah. Şimdi H5 de sürecek. Şimdi şah hiç gelemiyor gidecek. Zaten artık. Tamamen kapattı. Berabere oldu zaten. Bıraktılar. Evet. Evet, bu oyun berabere sonuçlandı. Zaten o neticeyi bekliyorduk. Şimdi biz bu ne olmuş? Atalık oyununda şah F6'ya girmiş. Artık tamamen oyun terk bitmek üzere. Zaten. Terk olmuş bu da zaten. Bitmiş, terk etmiş zaten rakip. Evet, biz şimdi tekrardan Kaplan mücadelesine gidelim. Kaplan'a bir bakalım İsmail, ne oldu? Bayağı şeyler olmuş. Bence G6'ya fil F6 mı oynamış? Güzel. G6'ya fil F6. Evet. Şimdi herhalde A3 sürecek. Kale B2 indi. A3. Hani kale B2 mi diyorsun? Öyle indi. De ne kale kadar B2. Fil F5 geliyor şimdi. Niye indi ben anlamadım. Fil F5 gelmiyor mu? Fil F5 geliyor.
Neredeyse neyse, beyaz. Neyse A3 sürelim bakalım. Kalebi file 5'ten ama ne oluyor ki? Kaçtım. en iyi yere kaçayım ben. File aldı şu an mı diyecek? File aldı D6'ını yapacak. D6'yı alsın. A2. Kalebi 1 istiyor. Evet. Yok bu kayıp artık ya. Bunun nesine bakacağız ki? Kalebi 1'i engelleyemiyor. Kale A1 mi oynayacak? Fil C5 alsın Can abi. Kale B1'e ne olacak? Fil B1'e at B1 alabiliyoruz. Buna at B1 de var zaten. Hemen vezi çıkıyor. Aynen. Net kale fazla. İki piyon ama bir şey orada anlamı yok onun yani artık. Şak G diyorsan. Hiçbir şey yok. Oynadı mı? Bu kazanç. Bence de. Bunu geçelim. Gidelim. Eda Çelik, Yılmaz Ezgi. Oo, bu ne olmuş böyle? Eda Çelik durumu kurtarmış. Hatta belki de beraber bir piyon altta. He, bir piyon altta ama beraber, evet. Dodin doğru. Aktif kale, pasif kale. Gerçekten fazla piyon H5'teki piyon. Bir piyon altta ama H piyonunu isteyecek, B piyonunu isteyecek. Hatta onları ne yapacak? Şah F6. Birini geri alıyormuş gibi sanki. Kale H7, A8 tehdit ediyor. Kale siyan bir kazanç fikri. Birini geri alacak sanki. Beraber olur bence bu dayı. Yani beyaz da kazancı oynayabilir. Hala burada oyun belli olmaz. La bak şimdi ben sana söyledim de. Kale B'ye de oynar. Demedi deme. Demedi deme. Yok yani beraber olur mu bence? Dur bakalım bu oyunda biraz duralım. Enteresan şey. Kale B'ye de bu oynasın. Oyun enteresan şeylere gebe diyorum ben. Kale B'ye yani de oynasın. Yani siyah da kazanabilir, beyaz da kazanabilir. Yani 3 ihtimali bir maç düşünüyorum ben burada. Ne dersin? 2 ihtimal. Ben beyaz kazanır. Beyaz kazanır ya da beraber olur diyorsun. Yok beyaz kazanamaz ya. Yani pardon, siyah kazanır ve beraber olur diyorsun. 2 ihtimal veriyorsun. Kale B'ye de buldu. İyi hamle. Bence beraber. Güzel oldu. Hamleyi buldu. Şimdi ne oynayacak? Mesela kale H8 gelsin. Forsa kale varyanta bakalım. Kale H8 gelsin. B4 sürsün. Kale Şah alır, H5 yapsın. Şah. Hayır bakalım ha, forsa varyanta. Doğru geldi. Bu da beraber. Böyle gelsin. G4 sürsün. G4 beraber. Bu da beraber. Kale alır C3. Şah E2. Burada da beraber. Yani her ihtimalde beraber oluyor. Şah ancak oynamadı. Kale H8 gitmedi. Ne gerek vardı ki? O hemen beraber oluyordu herhalde. İşte korktuk C3'ü vermeyeyim. Evet ama yani. Bu da beraberdir ya. Bu riskli şimdi. B4 oynadım. Yine kale H8 gitsin mesela. Kale H8. Veya kale C8 gitsin. Kale C8 daha iyiymiş. Kale C8 olur. Mi? İkisi BC3. Kale B3 mü? Kale B3 gelsin. Bence. Şah D2 de kale B2 gelip kale G2 gidecek. Bravo. Şah D2, al işte şah diyor. Şimdi buraya gelince de bu var. Bu bayağı kötü oldu gibi sanki bu ya. Şey yapmasın. Kale H8 gelmesin canım. Kale H8 kale kötü C8 yani gelsin. Şah E3 kötü hamle oynadı. Aktif oynamalıydı. Kale C8 gelsin bence. O hemen beraber oluyor. Kale C8. B4'e kale C8. Kale C8. Ha bu olabilir evet. Şah D5'e şah çekeceğim gene. Evet, bravo. Bu güzel. Evet, bu beraber oldu. Ezgi düşünüyor. Bakalım ne oynayacak? Sanki oynamayacak, kaleye oynayacak gibi. Kaleye oynayacak. Kale G7 geldi. Şah F3 oynayacak beyazda. B4 sürmedi. Kale G7 oynadı. Beyaz da Şah F3 oynayacak. Evet. Ya bunu nasıl zorlayacak ki? Zorlayamaz bence. Evet pek zorlayacak. Ama senin tecrübelerine güvenip siyah bence zorlarken. Bence beraber olacak. Ya 3 ihtimal dedim yani. Beyaz siyah zorlarsa taraflardan biri işte o 3 ihtimali çıkıyor ortaya. Zorlamazsa zaten oyun beraber yani gidip gelip
İsterse orada kalemeye de gidip beraber. Zorlarsa diyorum yani, zorlarsa. Ama gerçi burada gene dediğin gibi siyah iki ihtimal yani bu. Ya siyah kazanır ya beraber olur yani. Evet. Çünkü burada B4 sürüşünden sonra değil mi? Şafir işte geldi. Bence beraber ya yapabilirler. Aynı şeyi yani yapıyor. Aynı şeyleri yapıyor. Şah E3 oynadı. Yani kale B'yi de oynadı. Herhalde Şah E3 oynayacak. Süreler nasıl İsmail? Bu oyunda? 25 saniye. 25 saniye, bravo işte. Şahane bir Zeitnot oynuyorlar. Bizim arzuladığımız zaman sıkışması sonunda yakaladık. Eda'nın zaten bütün oyunlarında zaman sıkışması kaçınılmaz bir gerçek yani. Şah E3 oynadı gene. Evet. Rakibi de şimdi düşünüyor. B4 süreyim mi sürmeyeyim mi diye bakıyor. Kazanca zoracaksa tek çaresi bu zaten. B4 sürmek. Başka fikir gözükmüyor çünkü. Aynen. Mesela burada kale A8 oynarsa Zeitnot'ta da adam iki varyantta sıkıntı evet yaşayabilir. Yok. Berabere yapıyor. İstemedi. Süre arttırmaya çalışıyor. Kale G7 oynadı. Zannetmiyorum. Vücut dili evet, öyle gibi öyle gözükmüyor. Yani vücut dilinden beraber yapacakmış gibi duruyor. Hamleyi yaparken öyle gözüktü yani bana. Şah F3 ne düşünüyor bilmiyorum. Boşa zaman harcıyor. Evet. Yani bu durumlarda düşünmek zaman harcamak. Çünkü boşuna süreni harcıyorsun ya. Yani zaten tek hamlem var. Tek hamleyi düşünmek evet, için Şah F2 mi yani ben ne şimdi bir öğrenciye ilk bunu söylüyorum. Tek hamlem varsa hiç düşünme. Oyna, sonra düşün. Öyle değil mi? Evet. Şah F3 tek hamle düşünüyor. En az bir 10 saniye gitti değil mi? 10 saniye süresini gitti. Ha? Gerek yok. Evet, düşünmüyorum. Boşuna 10 saniye kaybetti. Bakalım kale B7 beraber yapacaklar mı? Berabere diyor. Berabere dedi. Elini uzattı. Evet. Yaptılar. Ama Eda düşündü biraz sanki yapayım mı yapmayayım mı diye. İlginç değil mi? Evet, bu oyun da berabere bitti şimdi. Geçelim bundan sonraki oyuna. Hande Nur Şahin, Ece Özbay. Evet. O bitmiş. Bitmiş mi? Evet. Şahin Ece Özbay kazanmış. Öyle mi? Enteresan. Ece kazanmış bunu. Çok güzel bir puana ulaştı Ece'de. 5,5 puan. Yukarıdaki grubu yakaladı. İnanılmaz ama nasıl olmuş biraz bakalım. Sanki zordu bu oyunu kazanmak. Bir piyon fazlaydı ama biz değil mi? Şurada kalmıştık. Kaleye yedi. Kalede 3 bakmıştık zaten sen hatırlarsan. Şah. File 7 oynamış ha. Bunu görmemiştik. Ne oluyor bu file 7'ye? Kalede 7 gelsin oluyor gene. Ben anlamadım bu işi. Böyle gelmesi lazım. Değil mi? H4'ü de alacak hali yok. Vezir F5 mi geliyor acaba? Ne oldu vezir F5'e? B7 boşta. Neyse oyuna bakalım ne oldu. Vezir G4 gelmiş. Nedense. F5. Bu da ilginç bir cesur şey. Hamle. Gerçekten çok cesur bir hamle. Vezir G3'e de vezir A1. Oo, mat hücumu yapıyor bir anda. Bu ne? O ne? Bu ne şimdi? Mat mı oldu? Ha mat. Flash 4'ten mat oluyor. Kale H1 flash vezir 4 mat F3. Oluyor. Force kale H1 flash 4. Flash 4 daha mat olmuyor ya. Hayır kale H1. Şah H3. Kale H1 flash 4. Ha mat mı oluyor bir hamlede? Ha. Bu vezir G3 çift soru olmuş. Ha, böyle kaybetmiş. Evet evet. Bunu ama görmemiş. Ama böyle kesinlikle görmemiş böyle kaybetmemiş. Vezir G4 ya da vezir G3 ikisinden biri çift soru olmuş. F5'i görmedi herhalde. Güzel oynamış Ece. Güzel fikir tabii bulmuş. Koyuyormuş. F5'i çok güzel vezir A1. Vezir H3'e kaçsın o zaman. Mükemmel bir fikir vezir bulmuş. Vezir G3 yerine vezir H3'e kaçsın. Vezir H3'e de kale gene aynı şey yapıyor. Gene kale H1 aynı şeyler olmuyor. Şah G3. Bu sefer F3'e kaçar. Gene burada kale H1'e ne yapıyorsun? Hatta şah G3 değil vezir F5 alayım. Mat olmuyor kim mu gene? Kim kazanıyor? Mat olmuyor mu? Yok F3'e saklanıyor. Ha kaçıyorsun. Şah dedi geldi. Şah dedi şah F3 oynadı. Beyaz kazanıyor. Beyaz kazanıyor mu? Yok beyaz kazanıyor ama H6 falan yapar ya. Beraber olur herhalde. Kale D7, file 5 falan sakat oldu. Ya, doğru aslında. Kale D7 var hakikaten.
Ya bu karışık olacakmış da evet, Vezir G3 evet, için zor olmuş. Vezir G3. Ya belki Vezir A1 elinde başka bir şey var. F5 Vezir G3 çift soru olmuş. Vezir H3 tek hamle. Vezir H3'e de belki beyaz daha siyah başka bir şey olur. Vezir A1 siyah gelmek zorunda değil zaten. Tabi. Mesela G6 sürebilir. Ne bileyim ben. Yani. Ya en kötü aynı ya kale aynı şeyi tehdit ediyor. Kale E3 veya kale D7 oynayabilir. Evet, ya şimdi F5 doğru, sürmek doğru. Cesur hamle cesur ama aşağı da zayıflatan bir hamle. Evet, mesela evet. O vezir fil filinde normalde F5 sürülmese siyah daha evet, iyi. Daha iyi. Şimdi biraz daha doğru çıplak kalın. Zaman sıkışması işte. Burada zaman sıkışması oynuyorlar. Yüle, ne oluyor? Yüle Gökbulut'un oyununda ilginç şeyler mi oldu? Mi yakaladı yoksa yani? Bir bakalım tekrar Yüle Gökbulut'a geri dönelim İsmail. Siyahın 40 saniyesi var. Siyahın 40 saniye. Ne yakaladı Yüle Gökbulut? Böyle gelmiş. Şah mı çekmiş burada? Evet. Ne oluyor? Mat mı oluyor? Buna ne oldu? Mat mı oldu ya? Yok H8'e gidecek herhalde. F8'e giderse mat mı oluyor? Filde 6 falan var. Ha, filde 6 mat filde olmuyor altı, da mat filde 8 tıkamak zorunda kalıyor. H8'e gitti zaten. Bu ne oldu? Gene beraber... Gördün mü bak? Ben sana dedim. Beraber yaptı. Kurtardı işte bak. İlginç değil mi? İlginç. %100 kazanç dedik oyunu. Bir anda beraber oldu. Beyaz düşünüyor bir de kazanayım mı kazanabilir miyim diye düşünüyor. Yani kazancı zorlayan da beyaz oldu bir anda. Kale A7 şah. Nasıl gelmiş bu durum bir bakalım. Biz bir şey mi kaçırdık? Biz nerede geldik? Kaldık. G6'da kalmıştık. Fil F6, G7, şah F7, şah K4. Kale B2. A3. Ha bu hamle. A2, şah. Fil G7 oynayamıyor mu? Fil G7 niye oynayamıyor? Fil E6, şah, şah, F8. Fil D6 var. Öyle mi? Evet. Beraber herhalde. Bir dakika, fil G7'ye biraz bakalım. Fil G7 geldi. Fil E6. Fil E6 dedi şah. Gerçi A1 vezir istiyorum ya. Şah F6'ya ne oynuyorsun? Fil G5 şah dersen şah F5 gittim. A1 şah vezir çıkmak istiyorum. Oradan mat olmuyorum ki. Bu kayıp durum yine. Fil G7 kazanıyordu. Evet. Yani öyle gözüküyor. Şu anda bir şey göremiyorum ben ama. Fil G7. Fil H6 oynarsa da. A1 vezir çıkarası ya. Hem vezir çıkarız hem buradan şah çekip de vezir. Gene burada yani, da böyle de vezir çıkabiliriz. Berabere yani. Bitti. Evet işte yani. Evet bu oyun da berabere bitti. Kapatalım bu oyunu. Biz neye bakmadık? Sesimi Alişan'a benzetiyorlarmış. Alişan kim? Şarkıcı bir tane türkücü. Evet. Şarkı mı istediler yani sende? Sesim böyle değil. Onu söyleyeyim. Mikrofondan Alişan gibi çıkıyormuş. Evet. Senden şarkı, bir istersen bir şarkı söyle. Alişan'dan bir beste. Var ya şarkısı meşhur. Evet, onu söyleyebilirim. Bir tek parça olur. Bir düet dinleyelim. bu oyunu bitirdikten sonra Andinur Şahin de bitti. Irmak Dayı'ya bakalım. O ne oldu? Irmak Dayı. O da bitmiş. Bitti. Irmak Dayı kazanmış. Zaten taş fazlaydı. Başka ne kaldı? Beyza Nur Toydemir. Büşra Arı. Bir tek o mu kaldı? 8. masa Büşra Arı. Bitmiş bu da ya. Büşra Arı diyorum pardon. Beyza Nur Toydemir, Büşra Özbek. O da bitmiş. Bu Çiğdem Onur'un maçı. Ha bu Çiğdem Onur'u aç mı pardon. Onu yanlış açtık. Büşra Özbek. Evet bulduk. Bu oyun ne olmuş böyle bir de siyah kazanmış. Belli değil burada ne olmuş bu böyle. Herhalde burada siyah kazanmış. E3 sürecek şimdi. E4. E3 sürecek. E4 Hala E3 mat oluyor. E3.
Kale A3'de fil D4 gelip herhalde mat edecek ha, burada. Direkt mat. Aynen. Evet. A6'lara falan nasıl gitmiş oraya? Neyse sorgulamayalım. Bu mat oluyor. Siyah kazanıyor yani bunu. Sorgulamayalım bu oyunu. Evet. Bugünkü yayınımızı da herhalde artık sonlandırabiliriz. Var mı? Pek bir oyun kalmadı. Bu oyunu da siyah kazanacak büyük bir ihtimalle. Bugünkü yayının öğlen seansında bundan sonraki seansı biliyorsunuz saat 17'de başlayacak. Ve 17'de başlayacak olan seansta Mert istersen dünya adaylar yani şu an candidate dediğimiz dünya adaylar adaylar turnuvasını da Moskova'da oynanacak olan saat 2'de başlayacak o da Türkiye saatiyle. Onu da değerlendiririz seninle. Peki. Orada da güzel oyunlar olacak. Ve akşam seansında tekrardan daha da heyecanlı mücadelelerle birlikte olmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.